Ha? Burada ne oldu? Burada değil bir örümcek olduğunu hatırlamıyorum. Nefes almayı unutma. Şu örümceği yakala. Yanlış edesin seni sekiz bacaklı baş belası. Bir dakika, sanırım bu şişeyi kullanabilirim. Başlama zamanı. Şişeye delik açarak başlayacağız. Şişeyi ters çevireceğiz. Tabana dört kesik atacağız. Kanat yapmak istiyoruz. Her kanadın içinde bir delik olmalıdır. Sonra içinden bir parça ip geçirebiliriz. Kanatlar daha sonra şişeye bağlı bir tüpten geçecek. Artık bir örümcek yakalayıcımız var. Oyun başlasın. Benimsin. Yakalandın. Hayır, olamaz. Bu ev istila edilmiş. Nereye gittiğini sanıyorsun? Ama çok eğlenceli. Değil mi? Çok iyi vakit geçiriyorum. Şuna bak. Çok havalı. O benim. İlk ben gördüm. Bırak sana. Hayır. Ver şunu bana hemen. Hayır, ne yaptın sen? Seni asla affetmeyeceğim Eva. Ne oldu kızlar? Bu gürültü de ne? Emma her şeyi affetti. Hayır, etmedim. Sakin olun, her şey yolunda. Tatlım, tuvalet kağıdımız bitmiş ve ben tahmin edebilirsin. Senin için poponu silmem yine. İyi de ben ne yapacağım? Tuvalet kağıdı bitmiş. Bu önemli. Dur bir saniye. Bu bana bir fikir verdi. Tuvalet kağıdını rulosundan çıkaralım. Sonra da ruloyu kartona saralım. Yerine güzelce yapışması gerekiyor. Şimdi rulonun içine bir balon koyalım. Biraz sıkıcı kaldı, o yüzden dekor edeceğim. Bunun için keçeli kalem kullanabiliriz. Dikkatli olmalıyım. Balonu patlatmak istemiyorum. Çünkü sevimli bir yüz çizeceğiz. Bunlar gözleri olacak ve bıyıklara da ihtiyacımız olacak. Kartlardan da kol yapmıştım. Kulakları da koyalım. Bir tavşan oldu işte. Bak bende ne var. Vay, bu harika. Ver. Şuna bak. Bütün gün böyle yapabilirim. Emma, şuna bak. Bence arkadaş olmalılar. Oyun buluşması. Ya ne kadar sevimli değil mi? Bir annenin işi asla bitmez. Anne, çok susadım. Meyve suyu alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin tatlım. Hemen dolduruyorum. Enfes görünüyor. Teşekkürler. Peki, geri dönelim. Biraz daha alabilir miyim? Vay, gerçekten susamışsın. Sorun değil tatlım. Acele etme. Yoksa bütün gün tuvalette olacaksın. Bayıldım. Şimdi yapmam gereken önemli bir iş var. Evet, çok rahatlıyorum. Anne, içeride misin? Evet. Hadi ama hepsini bir kere de içme. Dinliyor musun? Evet, tabii. Uslu kız. Beni kim arıyor bakayım? Alo? Ya hepsi bitmiş. Anne! Dur biraz. Kes şunu Eva. Annen telefonda. Daha fazla dayanamayacağım. Meşgulüm Eva. Kaba olmana gerek yoktu. Özür dilerim. Bu kadar kaba olmak zorunda değildi. Ona ihtiyacım yok. Kendim de yapabilirim. Bak, o kadar da zor değil. Durumu cidden yanlış değerlendirmişim. Hayır. Küçük kızım. Geliyorum Eva. O meyve suyu benim. Hayır, yapma. Eva! Ne oldu anne ya? Özür dilerim tatlım ama mutfağa batırmana izin veremem. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Bir kağıt bardağı ihtiyacımız olacak. Sonra da üzerine bir fil çizmeliyiz. Yüzle başlayalım. Sonra kulaklar. Pembe yanaklar ekleyelim. Sonra da gözlerini yapıştıralım. Bundan sonra bir şişeye ihtiyacımız olacak. Bardağın içine koyacağız. Bir de pipete ihtiyacımız olacak. Bardak ve şişede bir delik açacağız. Sonra da pipeti içinden geçireceğiz. Artık şişeyi meyve suyuyla doldurabilirim. Mükemmel bir kapağı takalım. Hazırız. Kapağı gevşettiğimizde meyve suyu dökülüyor. Ve etrafa akmıyor. Vay canına, harika bir şeymiş. Çok havalı. Güzeldi. Deneyebilir miyim? Vay, şuna bak. Olamaz, telefonum. Pardon canım, buyur. Yavaşla biraz. Ne giyeceğim ben? Biraz ışıltı her zaman iş görür. Anne, iyi misin? Belki bu daha iyidir. Bazen de abartmamak gerekir. Bunu istemiyorum. Annem elbise giymece oynuyor. Ben de oynamak istiyorum. Bak, bu çok güzel. Ya tatlım, çok güzel görünüyorsun. Manken gibi oldum. Bak,
Şaka, çok şaka. İşimizde gücümüzdeyiz. Sen doğuştan yetenekliymişsin. Bu çok eğlenceliydi. Hey, yoksa bunlar makyaj malzemesi mi? Bununla tarzımı tamamlayabilirdik. Bunu arkadaşlarıma göstermem lazım. Hey, bah nereye gittin? Bu göründüğünden daha zormuş. Biraz sağlık olmazsa olmaz. Ha, şahane oldum. Küçük kızım büyüyormuş. Dur bakalım canım. Bunu silmemiz gerek. Falyaço gibi görünmek istemezsin. Aa, ne yaptın sen? Anne, doğal görünümden hoşlanmıyorum. Üzgünüm ama malzemelerimi boşa harcayamazsın. Belki yapabileceğimiz başka bir şey vardır. Aklıma bir fikir geldi. Yaratıcı olmanın zamanı geldi. Bu plastik dosyadan bir şerit keselim. Eyvah, bunu ağzına doğru tut bakayım. Peki, çok garip ama. Güven bana, bayılacaksın. Bu rujla ağzının üzerinden geçiyoruz. Biliyor musun, bu renk sana çok yakışıyor. Görmek istiyorum. Tamam, bak bakalım. Emin değilim anne. Bunu dene o zaman. İşte budur. Cilt rengimle çok uyumlu. Plastiği dudaklarıma bastıracağım. Vay, çok kolay oldu. Belki ben de makyajımı böyle yapmalıyım. Nasıl görünüyoruz? Müthiş! Kızlarla takılmayı iple çekiyorum. Çok uzun zaman oldu. Acıttı. O kirli çorap mı? İğrenç, dahası da var. Neler oluyor? Şu işi bir inceleyeyim bakayım. Hayır, bu olmaz. Eyvah, neden her yerde çorap var? Sadece bir pembe çorabım var. Bak, çıplak bir ayağım var. Peki. Bu her şeyi açıklıyor. Bir bakalım. Burada olmalı. Bulamıyorum. Neden bunları giymiyorsun? Beni hiç mi tanımadın? Tamam, bunlara ne dersin? İmkanı yok. Bunlar pembe. Dur, bir daha düşündüm de. Çöpe atılmalılar. Üzgünüm, pembe çorabı ben de bulamadım. Bu bir gizem. Dur bakalım, bir şey denemek istiyorum. Çorapların kaybolmasını nasıl önleyeceğimi biliyorum. Sadece bu mandallara ve askıya ihtiyacım var. Askıyı buradan kesiyoruz. Sonra mandalları içine geçiriyoruz. Askının alt kısmına kaydıralım. İğnelerin renklerini ayarlıyoruz. Sonra askıyı tekrar bantlıyoruz. Çok hoş oldu. Şuna bak Eva. Elbise askısına geri asıyorum. Sonra da çoraplarını alayım. Çorapları mandallarla tutturacağım. Meraklanma. İşte diğerleri. Tamamdır, şuraya koy. Şimdi kalanını yap. Bu çoraplarını bir arada tutacak. Sen de onları kaybetmeyeceksin. Vay canına, tam da ihtiyacım olan şey. Çok zekice değil mi? Harikaymış anne. Ama hala pembe bir çorabım eksik. Onu unutmuştum. Üzgünüm, gidenle ağlanmaz. Olayı böyle kabul edelim. Ya işte benim güzel ailem. Acil bir çorap sorunumuz var. Altı üstü bir çorap. Anlamıyorsun ki. Dur bir saniye. Ayağında ne var senin öyle? Çorabım. Bilmem gerekirdi. Şapşal görünüyorsun baba. Acele et anne. Patlamış mısır alıyorum. Tamam, sanırım hazırız. Bunu görmemiştim. Bu kanala bayılıyorum. Anne, içeceğim bitti. Tamam, halledelim hemen. Enfes patlamış mısır. Bu ne acele? Ben dönene kadar bekle. Çabuk gel ama. Şuna baksana. Sanki beni çağırıyor. Hayır, direnmeliyim. Ama çok çekici. Belki bir tanecik alabilirim. Sabırsızlanıyorum. En kötü ne olabilir ki? Evet, ver. Yediğim en iyi patlamış mısır. Selam anne. Eyvah! Göründüğü gibi değil. Bunu nasıl yapabildin? Hayır! Çok dramatikti. Burayı temizlemem lazım. Annemin görmesine izin veremem. Çok fazla var. Ama başardım. Patlamış mısır gerçekten çok dağılıyormuş. Bu kırıntılardan zamanında kurtulamayacağım. Annem çok kızacak. Gerçi belki bunu kullanabiliriz. Pipeti ve kapağı çıkaralım ve süpürge hortumuna takalım. Pipet kanepenin arkasındaki boşluğa sığabiliyor. İşe yarıyor. Kırıntıları topluyor. Topladım. Tam zamanında. Annem geri geliyor. Sadece sakin ol. Burada görecek bir şey yok. İçeceğini aldım tatlım. Kaçırdığım bir şey var mı? Patlamış mısıra ne oldu? Dolu olduğuna yemin edebilirdim. Çok garip. Eyvah. Bunu
olduğunu tahmin edememiştim. Ah, pardon. Ah, kendimi zor tutuyorum. Ortalık birazdan batacak. Biraz su sıçrattı. Ama bunu nasıl durduracağımı biliyorum. Bir parça tuvalet kağıdına ihtiyacım var. Onu klozetin içine yerleştiriyorum. Artık sıçramayacak. Dolayısıyla ıslanmayacağım. Bu güzel kahve çok iyi geldi. Güne başlamanın en iyi yolu bu. Affedersin tatlım. Çaresiz durumdayım. Ben geliyorum. Birinin acelesi var galiba. Bekleyeceğim. Ne? Az önce ne oldu? Çocuklar tuhaf değil mi? Ay, böyle daha iyi. İşim bitti. Uf, kötü kokuyor. Ben ne yiyorum ki? Bir dakika. O da parfümümüz bitmiş. Ah, buna ihtiyacım vardı. Sorun olmaz. Buradaki işim bitti. İçeride neler oluyor? Burası sizindir. Nihayet. Önce sen girebilirsin. Hayatta olmaz. Sağlığım benim için değerli. Çok kötü kokuyor. Bir insan bu kokuyu nasıl çıkarabilir? İnsanın burun delikleri yanıyor. Bunu görmelisin tatlım. İğrenç bir şey. Bunu temizlememiz gerekiyor. Bunu kullanabiliriz. Ama boş. Bekle bir saniye. Ne yapacağımı buldum. Hadi yapalım şu işi. Sıvı sabuna ihtiyacım olacak. Bir de kaseye ihtiyacım var. Sabunu kaseye döküyorum. Bol bol koymamız lazım. Tamam, bu kadar yeter. Sonra jelatine ihtiyacım var. Bunu kasenin içine serpiyorum. Aynen böyle. Mükemmel. Sonra karbonatı ekleyeceğim. Sanki pasta yapıyormuşum gibi. Gerçi bunun lezzetli olacağını hiç sanmıyorum. Güzel kokmasını istiyorum. Bu yüzden kaseye diş macunu sıkacağım. Bu onu nane kokulu yapacak. Sanırım hepsi bu kadar. Bunun için dondurma çubuğu kullanacağım. İyi görünüyor. Şimdi bunu bir şırıngaya dolduracağım. Kapağını sıkıca kapatayım. Bence hazır artık. Tuvaleti temizleme vakti geldi. Buna ihtiyacın olacak. Her şey kontrol altında. Karışımı klozetin içine sıkıyorum. Küçük tepecikler yapıyorum. Tıpkı bir pastaya krema sürer gibi. Farklı renklerde yapıp kullanalım. Bunun için farklı bir sabun ve diş macunu kullandım. Tamam, sifonu çekme zamanı tattım. Kokla şunu. Canına, duyularıma hitap ediyor. Hayır, çek şuradan. Acele et tatlım. Sonunda. Selam baba. Şaka mı yapıyorsunuz? Bunu görüyorsun değil mi? Bak 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 küçük adam, seni temizlememiz gerekiyor. Bir dakika, sen çişini mi yapıyorsun? Bu çok iğrenç. Seni bu konuda uyarmıştım. Bu kötü koku ben miyim? Sabun alsam iyi olacak. İşte burada. Hindistan cevizi gibi kokuyor. Tüh, bu çok kaygan bir şey. Buraya gel. Benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Bu sinir bozucu olmaya başladı. Anneciğim buraya gel. Sorun ne Justin? Sabun bana kötü davranıyor. Elimden kayıp duruyor. Ben şimdi ne yapacağım? Bu büyük bir sorun. Şunu bir düşünmem lazım. Bekle biraz, ne yapacağımı buldum. İlk olarak bir kalıp sabuna ihtiyacım var. Bir de rendeye sabunu güzelce rendeliyorum. Onları bir kaseye topluyorum. Bol miktarda olması gerekiyor. Hatta sabunun yarısı diyebilirim. Çok uzun sürmez. Sonra onu eriteceğim. Şimdi Justin'in popitlerini alıyorum. Sıvı sabunu popitlerin içine döküyorum. Daha yapılacak çok şey var. Saç kurutma makinemi kullanmam gerekiyor. Bunu sabunu kurutmak için kullanacağım. Hızlıca kurutmam lazım. Arkasına yapıştırıcı sürüyorum. Şerit halinde kesilmiş bir kumaşa ihtiyacım var. Onu sabuna yapıştırıyorum. Sonra üstüne bir sabun daha ekliyorum. Birbirine iyice yapışmalı. Justin şuna bak. Bu sabunla ilgili tüm sorunlarını çözecek. Hadi ver bana. Vay canına, tam da ihtiyacım olan şey. Müthiş bir şey oldu bu anne. Teşekkür ederim. Muhteşem çözümler annelerde. Hadi gitmeye hazır mısın Jasmine? Hey anneciğim. Ne oldu? Tuvalete gitmem lazım, yani çok kötü. Şaka mı yapıyorsun? Tamam ama çabuk ol. Bana güvenebilirsin anneciğim. Hep böyle oluyor. Bitti mi? Çok, çok korkunçtu anne. Her yer ıslandı. Durduramadım. Emizleme bak. Ne oldu? Bu konuda konuşmak istemiyorum. Ama belki. Bu kadar fazla gazoz içmemeliydim. Bir dakika. Tuvalet farklı görünüyor. Bu büyük kızların tuvaleti. Vay canına, şuna bak. Çok büyük.
Tamam, bunu yapabilirim. Ne kadar zor olabilir ki? İmdat! Aa, seni anladığım gibi gitmedi. Tuvalet beni yemeye çalıştı. Kim bilir aklından ne geçiyordu. İyice kontrolden çıktı. Ah, sen neden bahsediyorsun hayatım? Aa, anladım. Benimle gel. Bu kullanışlı gelece ihtiyacımız olacak. Bu tam sana göre bir tuvalet oturağı. Hadi dene bakalım. Aa, vay canına, şuna bak. Çekil yolumdan. Jasmine için küçük bir adım. Klozete doğru atılan büyük bir adım. Ah, rahatmış. Seni yalnız bırakayım ben biraz. Teşekkürler anne. Ha, çok ilginç. Bekle. Farklı bir şey var burada. Yeni bir klozet mi aldık? Test sürüşüne çıkayım. Ha, buna alışabilirim. Aha, evet. Sabah mı oldu? Uyandım. Oyun zamanı. Ah, güzel görünüyorum her zamanki gibi. Ah, nefesim berbat kokuyor. Hazırlansam iyi olacak. Giymeliyim. Güzel bir gün daha. Acaba beni hangi maceralar bekliyor? Vallahi yatağa dönmek istiyorum. Aa, nasıl yani? Bunu yerde ne işi var? O tüpe gününü gösterdim. Hadi başlayalım. Güzellik bakımı yapayım bakayım. Her zaman güzel görünmek istiyorum. En azından en sevdiğim ürünlerin hepsi de burada. Saçımla başlayacağım. Harika görünmesini istiyorum. Ve uğraşmama da değiyor. Sırada ne var? Buldum. Hükümette yıkanacağım. Kendime biraz zaman ayırmayı hak ediyorum. Güne başlamanın en iyi yolu bu. Hadi şu işi bitirelim. Ne ihtiyacın var? Olamaz. Şu dağınıklığa bak. Burayı gerçekten temizlemem gerekiyor. Ama görünüşe göre çok iş çıkacak. Ben de meşgul bir adamım canım. Ama bu şekilde bırakamam. Ha, buldum. Ben bir dahiyim. Elimi çabuk tutmalıyım. Bunu daha önce nasıl düşünemedim? Çok kurnazım. Sessiz olmam lazım. Ani hareketler yapmamalıyım. Lili burada olduğumu bilmemeli. Hah, işte aradığım şey. Şu ıvır zıvırları kaldırayım. Vay canına, ne çok malzemesi var. Oo, çok güzel kokuyor. Odaklanacağız. Senin neredeyse bitti. Gitme zamanı. Sorunsuz hallettim. Ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Görüşürüz. Bu benim banyoma çok yakışacak. Oo, geldim. Senin için iyi bir yer bulalım. Hemen lavabonun yanına. Burası iyidir. Oo, süper oldu. Artık rahatlayabilirim. Ne sabahtı ama. Banyo hazır. Bunu dört gözle bekliyordum. Biraz temizleyici alayım. Aa, dur bakalım. Bu da ne? Ne oldu burada? Justin, başın büyük belada. Hep böyle yapıyor. Hey, sen ne yaptığını sanıyorsun? Aa, kapı çalmayı bilmiyor musun sen? O bana ait. Bunu bir daha yapma. Hayır, o banyomun eksik parçasıydı. Bir dahaki sefere bu kadar nazik olmayacağım. İnanılmaz biri. Şunu ait olduğu yere geri koyayım. Bunu yaptığını anneme kesinlikle anlatacağım. Sürekli benim eşyalarımı karıştırıyor. Kimse beni tuvalette rahatsız edemez. O artık benim. Beni durduramazsın. Ah, öyle mi? Göreceğiz bakalım. Bekle bir dakika. Aa, daha iyi bir fikrim var. Bu kutuları boşaltıp yan yatıracağım. Sonra silikon tabancamı alıyorum. Kenar boyunca ince bir çizgi çekiyorum. Boşluk kalmaması gerekiyor. Şimdi ona başka bir kutuyu yapıştıracağım. Bunu yapmaya devam ediyorum ve üst üste kutular koyuyorum. Sanırım işim bitti. Hey Justin. Bu harika. Hayatım boyunca neredeydi? Lili, ne istiyorsun? Barış yapmaya geldim. Bunu senin için hazırladım. Ne? Bana raf mı yaptın? Bir dakika. Aa, ilgimi çekti. Tamam, anlaştık o zaman. Aa, şuna bak. Çok güzel olmuş gerçekten. Seninle iş yapmak bir zevkti. Neyse işte, yeter ki lafımı bırak. Yaşasın, okul bitti. Artık bunlara ihtiyacımız kalmadı. Hadi bir oyun oynayalım. Aa, buna bayılacaksın. Hadi hadi hadi, başarabilirsin. Bu çok komik. Sonra bu tutamı çeviriyoruz. Aa, anladım. Baba. Eyvah. Merhaba kızlar, ben geldim. Ne yapıyorsunuz? Kuralları biliyorsunuz, ders çalışmalısınız. Bu Sofya'nın suçuydu. Ne? Çok hayal kırıklığına uğradım. İşte bunları alın bakalım. Ve onu da ver bana. Hayır, bunu yapma. Aa,
Sen ne güçlüymüşsün öyle. Sonunda. Bu haksızlık. Umurumda diyelim, bu evde ders çalışılır. Bu hiç hoş değildi. Tamam asayiş Berk Kemal. Neyse ki yediğimiz var. Ve benim bir planım var. Bunu sandalyenin arkasına yapıştıracağız. Aa, bu videoya bayılıyorum. Yok artık, bu inanılmaz. Bunu duydun mu? Babam geliyor. Çabuk. Bir kitap alıp meşgul gibi görün. Kızlar. Çok ilginçmiş. İşte benim kızlarım. Size demiştim, ders çalışmak eğlencelidir. Gitti. Nerede kalmıştık? Tamam. Harika. Hadi ama. Hayır, hayır, hayır. Kimse var mı? Kapı mı çalıyor? Baba. Açın hadi. Baba! Biri bir şey mi dedi? Herhalde yanlış duydum. O zaman kitabıma geri döneyim. Hey, içeride odanızı biliyorum. Of, hadi ama. Peki, ben bakarım. Bayağı uzun sürdü ama neyse. Merhaba. İyi bir teklifim var. Bu insanın hayatını değiştiren bir tava. İlgilenmiyorum. Peki bu müthiş süpürgeye ne dersin? Bunun sayesinde evinde toz falan kalmaz. Hayır. Pekala, zorluğu severim. Oo, bu kameralı kişisel temizlik aletine bak. Burnun ve kulakların temiz olacak. Hadi bir denesene. Vay canına teşekkürler. Bu çok harika. Güzel. Şimdi parasını alayım. Aa, evet. Al bakalım. Ne? Şaka mı bu? Hey, kapıyı kapatma. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Umarım bir işe yarar. Hadi bakalım. Gıdıklıyor. Buna bayıldım. Bir saniye, bir fikrim var. Baba, buraya gel. Ne oldu? Hareket etme şimdi. Ne yapıyorsun? Güven bana. Kulaklarının içi işte böyle. İğrenç. Kulaklarımın içi gerçekten böyle mi? Ya bu iyi değil. Gitmeliyim. Ne alet ama. Gülümse tatlım. Saçımı bir düzelteyim. Tamam. Hadi bir tane daha çekelim. Bu güzel çıkacak. Hadi bir bakalım. Aa, çok güzel. Ah, aklıma bir şey geldi. Anne? Bu harika olacak. Aa, döndü mü? Ne gündü ama. Ama fotoğrafları bastırmayı başardım. Anne, bunu yapmana gerek yoktu. Bu mini yazıcıyı kullanabiliriz. Filtreyi seçmek için telefondaki bu uygulamayı kullanıyoruz. Sonra yazdıra basıyoruz. Vay canına, şuna bak. Bu sensin. Teknoloji harika bir şey değil mi? Ben de bir deneyeceğim. Başardım. Çok komik. Bunları arkadaşlarım da görsün. Vay canına, çok harika çıkmışız. Kokusunu alabiliyorum. Çok yaklaştık. Şuna bir bak. Ve üstelik hepsi bizim. Çok leziz görünüyor. Ağır olun bakalım. Ama bu çikolata değil. Evet ama sağlıklı. Çok sıkıcı. Artık çikolata yemiyoruz, tamam mı? Sen öyle san. Hey. Ne var? Bak. Aşağıya atıyorum. Niye uğraşayım ki? Şuna bir bak. Oo, güzelmiş. Bende krem çikolata var. Harika. Peki annem? Bunu görmemeli. Hoş bende. Selam tatlım. Amanın. Hadi dans edelim. Aa, babam ne nazik. Neyse, tam fırsatı. Bir muz alıyoruz. Sonra onu buraya koyuyoruz.
pekala. Tüpü diğer ucuna takıyoruz. Ve böyle döndürüyoruz. İşte böyle. İster misin? Ah, benden söylemesi. Muzdan pipet. Çok güzel. Şimdi muzun içini dolduralım. Krem çikolatayı bunun içine koyuyoruz. Ah, artık hazır. Şimdi bu kolu aşağı itmem lazım. Sonra muzu yerinden çıkarıyoruz. İçi nefis çikolatayla dolu. Şimdi tek yapmam gereken muzu soymak. Çok güzel görünüyor. Böyle dans etmeyi özlemişim. Kendimi yeniden genç hissettim. Ah, aferin kızım, o muz yiyor. İşe yaradı mı? Şuna bir bak. Vay canına. Teşekkürler ufaklık. O kadar dans etmeme değdi doğrusu. Çok güzel. Gözlerimi üstünden alamıyorum. Eyvah, patlamış mısırımız bitmiş. Merak etme canım, o iş bende. Sen burada bekle. Mısır tanelerini tavaya koyup ısıtıyoruz. Umarım çıtır çıtır biraz da yanmış seversin. Ah, bunlar aynen çöpe gidiyor o zaman. Hadi yine deneyelim. Sanırım bu işe yarar. Uzun sürmeyecek. Peki, ben hazırlıklıyım. Bu çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Ama patlamış mısırımız var mı? Var, gördün mü? Evet, çok iyi iş başardın. Bize gereken işte bu. Mısır tanelerini bu patlamış mısır aletine döküyoruz. Aynen böyle. Sonra kapağını kapatıyoruz. Hadi çalıştıralım. Bir şeyler oluyor. Vay! Patlamış mısır yapıyor. Bir sürü lezzetli patlamış mısır. Böyle çok daha kolay değil mi? Of, çok sıkıldım. Lily'e bir bak. Neden bu kadar uğraşıyor ki? Ben size zamanımı elenerek geçirmeyi seviyorum. Dikkat et çalışan inek. Hey, bu hiç hoş değildi. Hadi durma, ağla bir de. Cheryl kendini çok zeki sanıyor demek. O da ne? Peki buna ne diyorsun? Bu alnındaki ıslak çeyde nedir? Nihayet huzur içinde dersimi çalışabilirim. Sosisliğe bayılıyorum doğrusu. İşte biri gitti. Geriye bir sürü kaldı. Nefis. Sen de gel bakayım. Çok lezzetli. Bunu ben alıyorum. Hiç sanmıyorum. Bunun için kapışmaya var mısın? İşte başlıyoruz. Belli ki bu mutfak ikimize dar geliyor. Ben de o sosisleri seninle asla paylaşmam. Hazır mısın? Başla. Bence cesaret edemezsin. Yoksa edebilir misin? Dene de gör o zaman. Kimse benimle kapışmaya cesaret edemez. Hey, şuradaki çaydanlığa bak. Öyleyse başlasın. Davran hadi. Çek şu çatalını önümden. Ama ilk önce ben davranmıştım. Ver şunu bana. Bırak artık. Ne? Olamaz. Artık yeter ama. Sosis savaşı hakkında ben ne demiştim? Bu kimin? Bu sosisleri etrafa kim fırlatıyor? Size diyorum. O fırlattı. Yalan söyleme. Kessin şunu artık. Kavga etmek yerine neden paylaşmıyorsunuz? Bakın, işte size kusursuzca kesilmiş dilimler. Müthişmiş. Ketçapı da unutmuyoruz tabii. Ketçapı işte tam buraya döküyoruz. İşte şimdi mutlu muyuz kızlar? Sanırım bir orta yol bulduk. Hadi şunları ketçaba batıralım. Sonunda anlaşmanıza çok sevindim. Hadi görüşürüz. Yaşasın. Daha önce hiç bu seviyeye gelememiştim. Lily. Ne var? Kambur duruyorsun. Peki anne. Bak ne kolaymış. Evet, artık oturuyorum. Oyun müthişmiş. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Aynen. Evet. Dik oturmuyor mu bu yoksa? Tabii ona olmaz dedim. Lily! Anne! Dik otur bakayım hadi çabuk.
Neyse. Of, çok yorgunum. Lili! Ne var? Omuzların öne inmiş yine. Teşekkür ederim. Neyse, boş ver. Bugünkü konu çok zorlayıcı değil neyse ki. Ama yine yoruldum. Aa, Lili! Hey! Aa, sen ciddi misin anne? Düzgün otur diyorum. Peki, daha iyi mi şimdi? Hem de çok. Hiç aman vermiyor ya. Lili! Ha? Dik otur hemen. Of, yok artık. Ne var? Kahvaltın hazır. Aa, harika. Oo, mısır gevreği en sevdiğim. Öyle mi? Bu yaz seni futbol kampına yazdırabiliriz diye düşünüyorum. Ve? Neden beni dinlemediğini hiç anlamıyorum. Şu omuzları geriye çek bakalım. İşte çok daha iyi. Lili, dik otur. Hadi bana yardımcı ol. Anne, beni biraz rahat bırakır mısın? Pekala, hadi bakalım. Bunu nasıl yapıyorsun? Benim için basit bir şey. Neyse. Aynen devam. Herhalde şaka yapıyorsun değil mi? Lili, canım. Madem ben beceremiyorum, o zaman bu şeyi kullanacağız demektir. Aleti bu şekilde masaya sabitliyorsun ve çeneni buraya koyuyorsun. Böyle çok daha iyi değil mi? Vay canına, şuna bak. Bu parkın tamamı suyla mı doluymuş? Herhalde orada olsam daha da güzel görünürdü. Bir sürü kaydırak ve su oyunları. Eminim çok hızlı kayardım. İşte harika bir kaydırak yaptım. Bence çok güzel oldu. Ah, bunu anneme göstermem lazım. Anne. Anneciğim. Kimse var mı orada? Aa, ne oldu tatlım? Aa, bu nedir? Aa, su kaydırağı mı? Aa, çok güzel olmuş tatlım. Benim minik resimim. Beni hiç dinlemiyor ki. Of. Gel benimle. Aa. Bunu kendin görmelisin. Bak. Aa, oraya mı gitmek istiyorsun? Evet, lütfen. Peki, peki, tamam. Ama bu ücret suda oynamak için çok fazla. Bir saniye, bakalım burada neler varmış. Sadece birkaç dolar mı? Aa, bu kadarının bize yeteceğini hiç sanmıyorum. Aa, gerçekten mi? Bugünlerde para durumumuz pek iyi değil canım. Ama belki burada bir şeyler yapabiliriz. Bak, burada bir sürü şey var. Aa, süper. Bu neymiş bakalım? Aa, güzel. Ve bunların hepsi indirimde. Al bakalım pahalı su parkı. Bu işi kendi yöntemimle çözeceğim. Sadece bunlar lütfen. Tamam, toplam 7 dolar ediyor. Aha, bakalım. İyi günler. Hadi bakalım, soyunlarımız başlasın. Bu musluk çok eğlenceli. Ve bu ufaklık da öyle. Banyo zamanımı daha çok parti zamanı gibi oldu. Yalnız şu an çok önemli bir şey eksik. Güzel, ama baloncuklar olmadan da olmaz. Şöyle bolca dökelim. Hı-hı. İşte oldu. Çok güzel görünüyor. İçine dalmak ister misin? Sana da iyi yüzmeler ufaklık. Merak etme, su sıcak. Süper. Şimdi her şeyi suya atalım. Girin bakalım. Ancak amacın çok çok eğlenmekse, bu ufaklık tam bize gereken şey. Ah, muhteşem olmadı mı? Üstelik hepsinin fiyatı sadece 7 dolardı. Olivia! Ne var? Olamaz, burası aynı su parkına benziyor. Hadi sen de gir suya. Tamamdır anneciğim. Bak nasıl su fışkırıyor. Hey, su istediğim gibi akıyor. Ve şu baloncuklara bak. Bu su parkı tamamen sana ait tatlım.
Pekala, şimdi giriş yapalım. Herkese merhaba. Evet, bunları sizin için hazırladım. Evet, elbette. Evet, doğru. Ne yapıyorsun anneciğim? Gelme buraya tatlım. Neyse, buna göre. Benimle oynamıyor. Merhaba, seni seviyorum anneciğim. Hey, bir dakika. Haksızlık bu. Tamam, evet haklısınız. Aslında... bunun için üzgünüm. Hey anne! Hey, şuna bak. Yumuşacık. Gıdıklıyor değil mi anneciğim? Neler karıştırıyorsun orada? Ay dur. Neyse, al bakalım. Annemin telefonu. Az önce dediğim gibi. Telefon müthiş. Of ya, olamaz. Hadi beraber oynayalım. Evet tabii ki, kulağım size. Bir saniye. Lütfen burada bir şeyler olsun. İşte bu. Özür dilerim. Şu tabancaya bak. Eğer o belgeye göz gezdirirseniz. Hadi devam et. Tamam, bir saniye lütfen. Güzel, dışarı çık bakayım. Bunun için üzgünüm arkadaşlar. Olamaz, çok utandım. Kumdan kale yapmada çok iyiyim. Hatta en iyisiyim. Babacığım, acıktım. Bir şeyler atıştırabilir miyiz? Tabii ki, al bakalım. Bunlar iyi gider. Yaşasana, teşekkürler babacığım. Her yeri kuma buladı. Şu örtüyü bir silkeleyeyim o zaman. Çok fazla kum olmuş. Silkeledikçe yenilerini görüyorum. Peki, bu kadar yeter. Şimdi radyoma döneyim bakayım. Lizzie, yeter! Nanik! Yemin ediyorum, türlü türlü huyu var bu kızın. Bu ne? Ciddi misin? İçeceğime bile kum girmiş. Yok artık, kum yine her yere saçılmış. Yemin ederim, bu plajların en kötü yanlarından biri. Ne kadar dikkat edersen et, kum her yere doluyor. Peki, iyice silkeledim. Şimdi de şu çantalarla örtünün kenarlarını sabitleyeyim. Sonra şuraya da su dolu leğeni koyayım. İşte bu kadar. Dur bakalım Lizzie. Örtüye çıkmadan önce ayakkabılarını çıkar. Sonra da ayaklarını şu su dolu leğende bir güzel yıka. Harika, şimdi de benim sıram. Temiz ve güzel oldu. Artık örtüye basabilirim. İşte bu ya. Daha iyi değil mi? Artık tertemiziz. Söylemeden edemeyeceğim. Bu fikrimle gurur duydum. Bugün yapmam gereken çok fazla iş var. La 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 la, az gittim, uz gittim, de tepe düz gittim. Baba, balonumu yakalasana. Anladım. Peki neyse, al bakalım. Hiç eğlenceli değilsin. Balonum şimdi hem üzgün hem de kızgın. Aynı benim gibi. Bir yüze ihtiyacı var. Somurtkan bir yüze. Çünkü o artık çok somurtkan bir balon. Babam gibi. Baba, bak, balon sana benziyor. Evet, çok zekice olmuş. Aferin. Ve... terledim ve yoruldum çünkü çok hızlıyım. Baba, balonum sana benziyor. Hey Lizzie, çalışıyorum. Çok kabasın, yetti artık. Al sana somurtkan balon ve somurtkan baba. Balon epey uçtu. Hayır, somurtkan balonum. Ciddi olamazsın. Peki, görünüşe göre çalışmak istiyorsam önce şu sorunu çözmem gerekecek. Patlak balonu aldım. Yanına da tek parça yeni bir balon aldım. İşte bu kadar sağlam balonu delik olanın üstüne koydum. Şimdi de bir huniye ihtiyacım olacak çünkü biraz parıldamamız lazım. Bu altın yıldızlar işe yarayacaktır. Şunları balonların içine dökeyim. Şimdi de biraz sıvıya ihtiyacım var. Bu gazoz iş görür. Evet, bu kadar yeter. Şunu bir deneyeyim bakalım. Evet, tam da düşündüğüm gibi sıkmak işe yarıyor. Somurtkan balonumu özledim. Yeni bir balon. Çok eğlenceli. Pırıl pırıl. Yaşasın. Teşekkürler babacığım. Bayıldım. Çok şükür. Bu onun dikkatini bir süre dağıtır. Baba. Balonu ne kadar sert sıkıyorum. Hayatımın geldiği hale bak. İşe dönelim. İzleyecek güzel bir şeyler bulalım bakalım. Evet, spor haberleri. Şöyle keyifle izlenir.
Sesini de biraz açayım ki duyabileyim. Aa, şu elmaya bak. Çok güzel. Yaşasın elma zamanı. Çok güzel ve çok leziz. Wow, bu kaya gibiymiş. Çok haklı aslında. Yeni bir forvet ciddi fark yaratırdı. Ha? Elmama ne oldu ya? Saklanmayı mı öğrendin? Oh Lizzie, o elma senin öylece ısırabilmen için fazla sert. Oh, ay babacığım dişim düştü. Aman aman bekle şunu durdurayım. Ha canına, bu yerdekiler cidden senin dişlerin. Ne yapacağım ben seninle? Neyse endişelenme. Ver şu elmayı bana da sana atıştırmalık bir şeyler getireyim. Bu kaşıkla Lizzie'ye yardım edebilirim. Belki şöyle bir yuvarlak parça çıkarsam yeter. İşte böyle. Şimdi de elmanın içini kaşıkla bir güzel parçalayayım. Mükemmel oldu işte. Belki de dişlerimi yerine geri takabilirim. Ah hey, işe yaradı. Yeniden dişlerim oldu. Selam tatlım, sana elmanı getirdim. Peki aç bakalım ağzını kocaman. Yaşasın, elmaya bayılırım. En sevdiğim meyve. Tamamdır, spor haberlerimize geri dönelim. Günü kurtardık. Çok hastayım. Hasta olmaktan nefret ediyorum. Hapşır. Amanın, hapşırınca dereceyi düşürdüm. Pekala tatlım, ateşine bir bakalım. Kendini nasıl hissediyorsun? Biraz daha iyi misin? Ateşin hiç iyi değil. İlaca ihtiyacın olacak. Hayır, ilaçlardan nefret ediyorum. İğrenç ve kötüler. İşte bu kadar, bu kadarı yeterli olmalı. Hadi ama Lizzie, iyileşmek için bunlara ihtiyacın var. Ah bu ne ya? Nasıl kaçtı ki? Kaçmam lazım, ilaç biraz içmeyeceğim. Ah şaka mı bu ya? Bu çocuk da bir tuhaf. Tam bir saklanma ustasıyım, artık beni bulamaz. Akşamımı hiç böyle israf etmek istemiyorum. Bir saniye, sanırım bir fikrim var. Peki, kaşığım bir elimde, ilaç da diğerinde. Şimdi de şu ufak lollipop'a ihtiyacım olacak. İlaca bir güzel batırayım. Bir iki de döndüreyim. Güzelce kaplanması gerekir. Tatlım, sana bir sürprizim var. Ah, hayır, babam geri geldi. Bana ilaç vermek istiyor. Ha, o da ne? Bir lollipop getirmiş. Lollipop'umu alabilirim şimdi. Pekala, işte burada tatlım. Hepsi senin. Ne çok leziz, harikaymış. Ha, aynen öyledir. Benim de canım bir tane çekti. Yaşasın, yaşasın yemek zamanı. Yemeğe bayılırım. Aynen öyle. İşte muzların. Bu da yulafın ve meyve suyun. Buyurun, şimdi yumul bakalım. Kahvaltı çok önemlidir. Yaşasın, kahvaltı harikadır. Bir dakika. Ne oluyor ya? Ortalığı batırıyor. Lay lay lay. Gülen yüz yaptım. Çok güzel oldu. Ah şaka mı bu ya? Ah peki. Şimdi bu pisliği temizlemem gerekecek. Peki tatlım, şunu çıkarmamanı istiyorum. Her şeyi güzelce temizlendi. Sen de kahvaltını güzelce et, olur mu? Tamamdır, gazeteme geri döneyim. Bu haberi okumak istiyorum. Bu ne ya? Lizzie, neden böyle bir şey yaptın şimdi? Bir şey yapmadım ki babacığım. Şimdi de temizlenmem gerekecek. Bütün bunlarla uğraşmak için yeterli sabah kahvesi içmemiştim. Ah, böyle daha iyi. Ah, hayır, masadaki kahve izine bak. Bir saniye. Bu bana harika bir fikir verdi. Bir parça kağıt alıp kupamı üzerine yerleştireyim. Şimdi de çevresini bir kaleme çizeyim. İşte bu kadar. Gayet güzel daireler çizdim. Şimdi de şu kaşığın etrafını çizeyim. Mükemmel. Tam olarak böyle yapmak istemiştim. Bu bayağı işimize yarayacak. Peki tatlım, işte sana yeni bir altlık. Baksana, artık bütün yemeklerin ve çatal kaşığın için yerler var. Vay, teşekkürler babacığım. Peki, bunu doğruca yerine koyayım. Yaptım işte. Harikayım. Meyve suyu bardağımı da şuraya koymalıyım. Mükemmel, işe yarıyor gibi duruyor. Etrafı berbat etmiyor. Oh. İşte şimdi sabah güzelleşti. Geliyorum. Hey, çekil şuradan. Uf! Oraya benden önce asla ulaşamazsın. Şöyle bir takla atalım. Uf, zemin sertmiş. Neredeyse vardım. Bugün hiçbir atak beni engelleyemez. Woohoo! İşte, güzel atladım.
Fazla hızlı gitmiyor musun? Girdim işte. Neyse. Sabah saç bakımı tamamdır. Harika görünüyorum. Ağız kokusu senden de kurtulalım. Hepsi sürecin bir parçası. Ve sırada banyo konserimiz var. Evet. Kaldırın hadi elleri. Orada ne yapıyor? Tanrı aşkına. Of. Ama asıl işini halletmeden güne iyi başlayamazsın. Orada roman falan mı yazıyor bu? Bir dakika. Onu hızlandırmanın yolunu buldum. Neler oluyor? Bu sana bir ders olsun. Bu zalimceydi ama. Ama olayı şu zımbırtı sayesinde lehime çevirebilirim. Bunu klozetin yanına asıyoruz. Kapağı kapatıyoruz ve artık ışığımız hazır. Üstelik istediğin rengi ayarlayabiliyorsun. Sanki kendi yaptığın ışık gösterisi gibi bir şey. Çok daha iyi oldu. Artık buradan hiç çıkmayabilirim. Bye bye. Kendimi yeni biri gibi hissediyorum. Işık yandı tekrar. İyi oldu çünkü şu an inanılmaz bir şaka hazırlığındayım. İçeri girip bunu gördüğünde neler hissedecek bakalım. Kokuyu da unutmamam lazım. Oh, çok ferahlatıcı. Tabii ahır kokusu hoşuna gidiyorsa. Ne uzun sürdü. Bu olamaz. Sen ne yaptın burada? Çok kötü kokuyor. Bu ne ya? Bu kabul edilemez. Böyle daha iyi. Şimdi yapacak epey işim var. Yalnız mümkün olduğunca az kuvvet harcayayım. Çünkü bu sıvılar ovalama işini benim yerime yapacak. Renkleri eğlenceli görünmüyor mu? Şimdi bu iğrençliği yok edecek. Hiç ovalamaya gerek yok. Hadi yap işini. Ürkütücü ufak sünger. Köpüğü de unutmak olmaz. Böyle bolca döküyoruz. Burada sanki parti veriliyormuş gibi görünüyor. Umarım yeterince sıkmışımdır. Şimdi tek yapmamız gereken sifonu çekmek. Bay bay iğrenç artıklar. Hiç özlenmeyeceksiniz. Şimdi bu güzelliğe bak. Üstelik harika kokuyor. Şimdi sıra bende. Sanki buzun üstüne oturdum. Acaba bununla bir şey yapabilir miyim? En azından denemiş olurum. Bu sayede derim kapağa değmemiş olur. Burası hala buz gibi. Tüylerimden belli zaten. Yok, bu tuvalet kağıdı işi olmadı. Ama benim başka bir fikrim var. Popitimden bahsediyorum. Hadi gelin bakalım ufaklıklar, sihrinizi konuşturun. Kapakta önce siz oturun, sonra ben oturayım. Yani kapakla aramda bir bariyer oluşturun. Bu da sonuncusu. Harika olmadı mı? Ayrıca görüntüsü de güzel oldu. Hadi şimdi bir deneyelim. Çok rahat olmuş. İşim uzun sürmeyecek gibi. Demiştim, bu aklıma bir fikir getirdi. Ona karşılığını vermem lazım. Şunu biraz ısıtalım. Çok iyi oldu. Hadi bakalım. Bu şey çikolata mı yoksa malum şey mi? Umarım ikincisi sanılır. Tuvalet artık müsait. Tanrım, nihayet. Ne vardı? Şuna bak. Doğrudan bunun üstüne oturabilirsin. Vay canına, bayağı iyi olmuş. Geliyorum. Ben neye bastım öyle? Muhteşem olmadı mı? İntikam gerçekten güzel bir duygu. Hareket edemiyorum. Sanırım kusacağım. Alın şunu ayağımın altından. Tamam, sakin kalmaya çalış. Kız kardeşim olmasından kesinlikle nefret ediyorum. Sanırım hızlı bir duş alıyoruz. Ne? Su yok mu? Kabus gibi bir şey bu ya. Ayağımı neyin içinde yıkayabilirim acaba? Sanırım bu şeyin yararı olabilir. Hadi bakalım. Birazdan tertemiz olacaksın ayağım. Bunun içini köpükle doldurup ayağını sokuyorsun. Ayağım gıdıklanıyor bu arada. Ama diğer yandan çok rahatlatıcı. Güzel bir masaj gibi. Şimdi ayağımı durulamak için botu giyiyoruz.
Nihayet ayağım mis gibi temiz görünüyor. Şimdi bunu Sunny'ye bir göndereyim. Benim elimden hiçbir şey kurtulmaz, tamam mı? Ha? Mesaj mı geldi? Ayağı nasıl hemen tertemiz oldu? Orada neler oluyor? Beni asla aldatamazsın kız kardeşim. Saçını yıkamam mı gerekiyordu? Çünkü şimdi gerekiyor. İğrenç! Beni yalnız bırak hemen. Kendimi çok pis hissediyorum şu an. Şampuan harika geldi. Şimdi saçımıza şekil verelim. Ne güzel. Yalnız uzun sürmese ne iyi olurdu. Nihayet bir şeye benzedi herhalde. Hey, güzel olmuş. İşim bitti. Herkes nerede? Bu da ne? Saçımı daha yeni yapmıştım. Tam isabet. Bu komik mi yani şimdi? Saçım yine sırılsıklam oldu. Bir dahaki sefere bunu tak o zaman. Plastik torbamı. Aslında bunu kullanabilirim sanırım. Saçımızı torbanın içine sokuyoruz. Sonra yukarı doğru çevirip arkadan bağlıyoruz. Saç kurutucusunun ucunu sokmak için buraya ufak bir delik açıyoruz. Es bakalım sıcak hava. Aynı kuafördeki gibi değil mi? Sen aklını mı kaçırdın? Sen karar ver o zaman. Bence gayet güzel oldu. Ben şok. Artık çıkalım yoksa geç kalacağız. Önümüzde uzun bir gün var. Bu kapı niye açılmıyor şimdi? Kendimizi içeri kilitlemişiz. Buna inanamıyorum. Sanırım banyoda takılacağız bugün. Sabah koştura koştura buraya gelmiştik. Şimdi ise tek yapmak istediğim bir şeyler yemek. Burada yenilebilir bir şeyler var mı? Bende bir iki atıştırmalık olabilir. Vay canına, sen bir harikasın. Tut şunu. Hey, bunu yemek hiç kolay değil. Bugün çok sakarım. Belki bunu halledebilirim. Al bakalım, bu senin tepsin olsun. İçecekleri bile koyabiliyorsun, gördün mü? O zaman afiyet olsun bana. Harika kahvaltı diye buna derim. Senin işin tamam. Benim canım daha çok tatlı bir şeyler istiyor. Ve temaya uygun olarak her şeyi klozetten yiyeceğim. Yani içi şeker dolu olanlardan. Çok güzel. Kızlar içeride misiniz? Babam bu. Boş ver, çalsın dursun kapıyı. Bana uyar doğrusu. Burası sonuçta o kadar da kötü değil. Tamam. Bunu kesinlikle yapabilirim. Vay canına, ayakta duruyorum. Ve puppet benim. Çok çok güzel. Çok yaklaştım. Tatlım. Endişelenme. Bak bende ne var. Şimdi kıpırdama. Bu senin güvenliğini sağlayacak. Artık düşüp sağını solunu yaralamak yok. Vay canına. Artık kimse beni durduramaz. Çok komik bir his. Hiç acıtmıyor. Yine. Başardım. Artık puppet'i alabilirim. Buna kesin değdi. İşte geliyorum. Aferin tatlım. Hadi devam et. Sağ ol anneciğim. Gösteriye hazır mısın? Merhaba Mickey. Merhaba Dolly. Bir dinozor olamaz. Vay canına, çok heyecanlı. Ne? Anne, fırt yaptım. Evet, buradan kokusunu alabiliyorum. Çok fena. Pardon. Sana oturak eğitimi vermemiz lazım. Büyük ablalar böyle yapıyor. İzle. Vay canına. Sonra kakanı bu oturağa yapıyorsun. Bu kadar basit işte. Hadi bir deneyelim. Şimdi mi?
Peki o zaman deneyelim. Yaşasın. Şapkama bak. Bunun olacağını bilmeliydim. Hayır, bunun üstüne oturman gerekiyor. Peki kes şunu. Bu tuhaf. İşte böyle. Oraya kaka geliyor. Yeme onu. Çok kötüsün. Hayır, sakın ağlama. O saçma. Ben alt bezimi seviyorum. Bir saniye, ver onu bana. O zaman bezini lazımlığın içine koyabiliriz. Bu sayede yine de bezinin içine yapabilirsin. Bu iyi bir anlaşma bence. Hadi o zaman. İşe yarıyor. Ama sen izleme. Vay canına, başardım. Aferin kızıma. Ne çok. Hadi bunu çöpe atalım. Hem de hemen. Başardım anne. Tabii ki başardın tatlım. Mickey. Yine geldi. Sorun yok. Bu çok tanç verici. Bu herhalde hiçbir zaman aklımdan çıkmayacak. Canım sıkıldı. Şu yiyeceği gördün mü? Alın bakalım kızlar. Şimdi uslu olun. Şimdi ne olacak? Bizim burada olduğumuzun farkındalar değil mi? Onu ben istiyorum. Ver onu bana. Ne güzel. Anne. Al o zaman. Bu senin hatan. Anne. Eli bana kötü davranıyor. Hayır, Mickey bana kötü davranıyor. Sizin emzikleriniz nerede? Aha, buldum. Bunları yıkamam lazım. Bunlar olmasa ne yapardım? Alın bakalım kızlar. Bu da seninki Mickey. Yakaladım. Sürekli böyle oluyor. Ama... Bir fikrim var. Ne? Bu nedir? Emziklerin yere düşmesini nasıl engelleyeceğimi biliyorum. Emziğe kurdele, kurdeleye de böyle balon bağlıyoruz. Vay canına. Çok akıllıca. Sadece düğüm sıkı olmalı. Vay canına. Böyle daha iyi. Bu aslında çok eğlenceli bir parti. Al bakalım şunu. Balonlara bayılıyorum. Doğum gününüz kutlu olsun kızlar. Şu pastaya bak. İnanılmaz. İşte emzikleri gitti yine. Ama sorun yok. Uçup gittiler. Hadi biraz pasta yiyelim. Umarım hoşunuza gider. Çok şanslıyım. Emziğim. Tadı çok güzel. Hadi yapalım şunu. Ya şimdi ya hiç. Hadi defansa. Çekilsene anne. Güzel. Üzgünüm, daha sesli lütfen. Burada çok gürültü var. Anne, maçı izliyorum. Çok sinir bozucu. Ne yapıyorsun? Biraz meşgulüm de. Bebeğe bakman lazım. İşte bunlar da biberonları. Şaka mı bu? Yoldayım, geliyorum. Anne, geri gel. Sağ ol anne. Ne haber? Sanırım artık baş başayız. Çok şirinsin. Sen de çok şirin bir şeysin. Evet, biliyorum. Senin sorunun ne? Bu hiç eğlenceli değil. Ben ne yapıyorum? La 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 la. Ağlamayı kesin lütfen. Gerçekten kesin artık. Olamaz. Yakaladım. Bu pek iyi bir fikir değil. O kadar da kötü bir fikir değil. Biraz sütle ne dersiniz? Güzel. Ver hadi. Bu sandığımdan daha zormuş. Biraz daha yaklaştır.
Hayır, buraya. Deniyorum işte. Bir dakika. Bana gereken şey bu. Durun biraz. Bu daha önce aklıma gelmeliydi. Hadi bakalım, bu şey de güzel görünüyor. Pekala, başlığı taktım. Ve sütümüz de var. O zaman hadi bakalım. Güzelmiş. Hadi için bakalım. Böyle çok kolay. Umarım birazdan uyuyakalırlar. Dinlenmem lazım. Tatları yağlar o zaman. Oo, şunlara bir bakın. Harika bir iş başarmışsın. Ve aynısını yine yapabilirsin. Oo, ne güzel şeysin sen öyle. Teşekkürler. Bir dakika, bebekten bahsediyordun sanırım. Gıcı gıcı gıcı. Bir saniye, mesaj geldi. Aman tanrım. İndireyim mi? Teşekkür ederim. Gitmem lazım. Al şunu bakalım. Ama neler oluyor? Annecik kredi kartının hakkını vermeye gidiyor. İyi eğlenceler. Görünüşe bakılırsa baş başa kaldık ufaklık. Güzel. Ah, gözleri aynı ben. Sen eğlencelisin. La 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 la. Klasik hareketler. Vay canına. Biraz fazla kendimi kaptırdım galiba. Oh, biraz süt ne dersin? Bunun yardımı olabilir. Hayır, istemiyorum. Harika. Şimdi ne yapıyorum? Bir dakika. Harika bir fikrim var. Bana bu makas lazım. Sweatshirt'ime böyle bir kesik atıyorum. Sonra şişeyi bu delikten geçiriyorum. Hadi yine deneyelim. Bu süt güzelmiş. Ne gündü ama. Ne? Bu gördüğüm en tatlı şey. Şşt. Onu uyandıracaksın. Hadi git biraz daha para harca. Sen dünyanın en iyi kocasısın. Tamam, kontrol sende. Ah, şuna bak. Saçlarımı kestirmem lazım. Anne, ben sıkıldım. Şekerleme. Öf, boşmuş. Biraz eğlenmek istiyorum. Vay canına. Ben de dilimi böyle dışarı çıkarabilirim bak. Bu güzel olmadı. Bu neymiş? İlginç bir şeye benziyor. Vay canına, içinde ne olduğunu merak ettim. Şuna bak. Bunları üstüme yapıştıracağım. Bir tane de buraya koyacağım. Bu çok harika. Dövmeye benziyorlar. Çok harika görünüyorum. Nereye gitti bu? Liam! Geliyorum anne. Ne düşünüyorsun? Sen ne yaptın bakayım? Böyle dışarı çıkamazsın. Bantların hepsini çıkarmamız lazım. Of, hayır, acıyor. Gel buraya. Buna vaktimiz yok. Derhal geri dön. Bunun için fazla yaşlıyım. Liam, hemen buraya gel diyorum. Olmaz, beni zorlayamazsın. Otur bakayım şuraya. Ver şu kolunu. Sanırım bunu nasıl halledebileceğimi biliyorum. Ve tamamen acısız olarak bir kulak temizleme çubuğunu vazeline batırıyorum. Bunu bantın üstüne süreceğim. Artık bantı yerinden çıkarabiliriz. İşte, hiç fena olmadı değil mi? Nereye gitti bu? Şimdi sıra diğerinde. Artık güzel yüzünü görebiliyorum. Tamam, hadi gidelim. Birini görmedi. Şşş, aramızda kalsın. Çok güzelsin bebeğim. Al bakalım şekerlemeleri. Çıkmadan evvel tuvalete girmene gerek yok değil mi? Hayır. Hadi gidelim. Tamam tamam. Bir saniye. Bu çok eğlenceli.
Ah, ormanda olmak çok güzel. Uzaklara gitme tatlım. Aa, bu ne güzel. Onu almam lazım. İşte aldı. Kokusu ne güzel. Eyvah, çişim geldi. Baba, acil bir durumumuz var. Ah, biliyordum. Tamam, gel benimle. Acele et. Buralarda bir yerde çalılık falan olması lazım. Burası çok iyi. Hem doğanın tadını çıkarabilirsin işini hallederken. Hayatta olmaz. Peki, o zaman bir düşünelim. Ha, buldum. İzle beni. Nerede bu? Baba ya. Hadi bakalım. Ay, şaka mı bu? Hayır. Düşün, hadi düşün. Ha, bu ciddi bir durum. İşte bu işe yarayabilir. Tamam, bir dakika. Bu kovayı bagaja koyacağım. Ve kapağı klozet kapağı gibi iş görecek. Hadi bakalım, tahtın seni bekliyor. Tam zamanında. Bu battaniyeyi yukarı kaldırıp seni saklayacağım. Baba olarak yine sıradan bir gün. Oh, eyvah. Hadi bir an önce hallet işini. La 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 la. Eyvah. Arabayı yıkadın. Tam bence bir gün gibisi yok gerçekten. Of, hava çok sıcak. Selam. Şu karnımızı da içeri çekelim. Orada olmalıydın. Şuna bak. Kimse bu saçlara karşı koyamaz. Merhaba hanımlar. ne komik. Klasik hareketler. Bana mı güldü onlar? Olamaz. Uf, hep böyle oluyor. Neyse, ben işime döneyim. İyice temizleyip parlatmam lazım. İşte tek bir leke bile kalmadı. Güzel iş çıkardım. Gayet güzel oldu. Okula gitmek için hazırım baba. Atla bakalım tatlım. Tamam, hadi gideyim babacığım. Önce biraz müzik açalım değil mi? Bu şarkıya bayılıyorum. La 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 la. Olamaz. Sen ne yapıyorsun? Ay pardon. Arabayı daha yeni yıkadım. Ama yine de biraz dans edebilirim. Ben az önce ne dedim? Pekala, sakince nefes alıp ver. Yoga derslerini hatırla. Bir dakika. Bir fikrim var. Bu tişört bütün sorunu çözecek. Bunu başlıktan geçirip koltuğa giydireceğim. Şimdi istediğin gibi dans edebilirsin tatlım. Sağ ol babacığım. La 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 la. Hadi gidelim o zaman. Püf, çekilin şuradan bakayım. Üstüne biraz sinek kovucu sıkmam lazım. Olmaz, çok gerici bir şey o. Nereye gidiyorsun? Uf, neyse, en azından denedim. Beni yakalayamazsın ki. Burası şekerlemelerimi yemek için güzel bir nokta. Aha, ne ilginç bir kitap. Çok güzel. Olamaz. Gidin buradan. Anne. Beni rahat bırakın. O Liam mıydı? Neyse, herhalde önemli değildir. Kurtar beni. Alın bakalım. Şimdi iyice kızdılar. Anne bana yardım etmelisin. Her yanımı sivrisinekler sardı. Çok kötüler. Endişelenme tatlım, ne yapacağımı biliyorum. Birkaç damla bundan damlatmamız lazım. Bunu bilekliğine damlatacağız. Bu sivrisinekleri uzak tutacaktır. Seni artık rahatsız etmezler. Şimdi öp bakalım anneyi. Ay dur şimdi, sivrisineklerden intikam almalıyım. İşte döndüm ve bu artık şahsi bir mesele. Hey, alın bakalım. Uyku zamanı tatlım. Oyuncak ayın da işte burada. Teşekkürler baba. Tatlı rüyalar kızım. Sabah görüşürüz. Bir dakika. Burası çok karanlık. Bu hoşuma gitmiyor.
Of, çakımın ayarı bozuldu. Geliyorum tatlım. Ne var? Kim var orada? Yani bir şey mi vardı? O da çok karanlıktı. Üstüne bir de şimşekler. Tamam, sorun yok. Endişelenme sen. Her şey yolunda tatlım. Bak ben buradayım. Peki bir hikaye ne dersin? Sen sadece gözlerini kapa. Bir zamanlar... Güzelce uyu sen. Hayır, gitme. Şşt, ben hala buradayım. Ha, babacığım. Böyle daha iyi. Ah, hadi ama. Sanırım bir fikrim var. Bu lastik eldiven işe yarayabilir. Anladın mı? Eldiveni bu bardağın içine koyacağım. Ve onu bardağın kenarına geçireceğim. Bir bardak pirinç alıyorum. Şimdi eldivenin içini bu pirinçle dolduracağım. Sonra eldiveni bardaktan çıkaracağım. Ve ucunu bağlayacağım. Sanırım bu gayet güzel iş görecek. Bunu şimdi Eva'nın kolunun üstüne koyuyorum. İşte bu. Artık buradan sessizce sıvışabilirim. Ay, parmağım. Sakın bağırma. Parka gelmeyi bayılıyorum. Park harika. Evet, parka gelmek için harika bir gün. Peki, uslu bir kız olduğun için sana lollipop aldım. Yaşasın lollipop, en sevdiğim. Ben gidip oynayacağım. Peki, iyi eğlenceler ama dikkatli ol. Ne yapsam ki? İyi, arama. Git buradan. Hayır, ara lollipopuma dadandı. Hayır, benim o aracık. Bu arı şekeri değil, Lizzie şekeri. Benim işte. Bunu benim peşimde. İmdat. Aa! Bırak peşimi kötü arı. Al sana. Aa! Görürsün günlü arı. Bittin sen. Kaç bakalım. Of, çok koştum. Arılar hızlıymış. Bense daha hızlı. Aa! Parmağım. Hey. Aa! Anne. Aman aman benim ufak meleğim. Anne, parmağıma kıymık battı. Endişelenme, hemen çıkaracağım. Hayır, dokunma, canımı yakıyor. Özür dilerim. Peki, dur çantama bir bakayım. Bakalım bu ambalaj işe yaramaz. Bir de şu madeni paralar var. Ne yapacağım şimdi? Bir saniye. Paralar. Tatlım, şimdi sabit dur. İşte bu. Bir dakika, kıymık çıktı mı? Nereye gitti? Çıkardım, gitti. Bak. Yaşasın. Teşekkürler anne. Harikasın. Arı geri geldi. Kaçın. Sümük kokar mı? Yok, kokmuyor. Tatlım, markette işim bitti. Geldim. Özledin mi beni? Dur şu aldıklarımı yerleştireyim. Oh, ne varmış şu torbada? Şeker var mı ya da cips? Krem çikolata, en sevdiğimden. Ondan istiyorum. Şimdi yiyeceğim. Başka ne varmış burada? Pekala, birkaç şey daha kaldı. Elmaları çıkarayım. Şunu da buraya koyayım. Lizzie, beni korkuttun. Bir şeyler mi istiyorsun? Tadam, bunu mu istiyordun? Yaşasın, en sevdiğimden. Teşekkürler anne. Çok tatlı ya. Onun böyle... Lezzet mi lezzesi? Bayıldım buna. Daha fazla. Hayır, bu iş böyle olmayacak. Seni temizlemem lazım. Yerinde dur Lizzie. Yüzünü yıkamalıyım, sonra da kıyafet değiştireceğiz. İşte bu, saçlarını da topladık mı? Şimdi gidebilirsin. Etrafı bu kadar çabuk batırmasına inanamıyorum. Neyse ki bir an önce durdurdum. Ne oluyor ya? Kavanoz az önce elimdeydi. Sabit dur. Seni yine temizlemem gerekiyor. İşte böyle. İki yerde bir derede iki defa ortalığı batırdı. İnanamıyorum. Bir saniye. Bu torba sorunu çözebilir. Tatlım, şunu alabilir miyim? Şimdi bu torbayı giy. İşte böyle. Şimdi de kollarını deliklerden çıkar. Neden bunu giyiyorum ki? Evet. Çikolata zamanı. Bak işte. Tam ufak pasaklı bir ufaklık. Neyse ki üstünde torba var. Şu minik domatesleri keseyim hele. Anne, bak yeni kıyafet giydim, beğendin mi? Ay canım benim, çok tatlı olmuş. Bir dakika anne, fotoğrafımı çeker misin? Peki, kamerayı aldım. Şimdi kocaman bir gül bakalım. Çok güzel. Şimdi de farklı bir poz ver.
Ya bu fotoğraflarda çok tatlı çıktın. Gel buraya. Yaşasın. Ben de görmek istiyorum. Nasıl da güzel çıkmışsın. Annesinin meleği. Ne? Neden? Nasıl? Yüzün böyle mi görünüyor? Lizzie, ağlamaması için yapabileceğim bir şey olmalı. Mısır, tabii ya. Çözüm mısırda. Lizzie, gel bakalım benimle. Mısırı şöyle koyacağım. Lizzie, sen de şurada dur. Şöyle poz ver. Peki, kameranın zamanlayıcısını açayım. Hazır mısın? Fotoğraf çekiliyor. Aman aman dev üzüm. Ne kocaman ve eğlenceli bir ananasmış. Bak Lizzie, şu fotoğraflara bir bak. Yaşasın, dünyanın en iyi fotoğrafları. Teşekkürler anne. Bir de selfie'mi çekeyim. Bakalım nasıl çıkmış. Of aman, yüzüm böyle mi görünüyor? Hiç yollamayayım bunu. Pekala, sanırım tekrar çalışmaya dönebilirim. Evet, başımızda ufak bir problem var. Evet, anlıyorum. Yine de sorunu bugün çözebiliriz. Bir dakika, ne oluyor ya? Bilgisayarım sıkıntı çıkarıyor. Hey, beni duyabiliyor musunuz? Görüntüm var mı? Neden bugünü seçtin ki aptal bilgisayar? Acaba şurada tutarsam düzelir mi ki? Çok önemli bir toplantım vardı. Şimdi de kaçırıyorum. Annem meşgul. İşte şimdi şu abur cuburları aşırabilirim. Ha, o da neydi? Aa, Selim anne. Ben sadece yani şöyle takılıyordum. Hayır, bütün abur cuburlarımı alamaz. Şunlar ne? Dur bakalım. Ver şunu. Ha, antenler şurada duruyor. Elinde de bu kutu var. Tabii ya, bilgisayardaki sorunu bununla çözeceğim. Peki, şu kutuya ihtiyacım var ama boş olması lazım. Şimdi de makasla kutuyu kesmeliyim. Açalım bakalım. Mükemmel, tam da tahmin ettiğim gibi çalıştı. Peki, şimdi bunu Wi-Fi antenine takayım. Alo, ses ve görüntü var mı? Aman tanrım, senin üstünde ne var? Pijama mı? Of ya, iş kıyafetlerimi giymeyi unutmuşum. Özür dilerim. Halime bak, çok komik. Tırnağımı biraz törpülemem lazım. Ya, ben bir hortumum fırıl fırıl dönüyorum. Seni de içime çekeceğim. Dünyanın en büyük hortumuyum. Lizzie, yeter. Koşturmayı bırak. Şimdi gel buraya ve kendi masana otur. Bak, sana resim malzemeleri aldım. Neden güzel bir resim yapmıyorsun? Ah, sonunda biraz sessizlik oldu da kendime odaklanabiliyorum. Bir saniye. Yüzünde ne var bunun? Oh, şaka mı bu? Yine başladı. Sanırım şunları şimdilik önünden kaldırsam iyi olacak. Ay Lizzie, ne yapıyorsun sen? Neyse, ama yaptığım resimde sırada ihtiyacım var. Her yeri bu kadar hızlı nasıl dağıtıyor anlamıyorum ya. Bugün beni deli ediyor, ne yapsam? Oh, şekerler. Dahice bir fikrim var. Şu buz kalıbını şekerlerle birlikte kullanabilirim. Peki, önce kalıplara biraz şeker dökerek başlayalım. Tabii renkleri karıştırmıyoruz. Şimdi de su ekleyelim. Sonuncusu. Oo, şekerler rengini kaybetmeye başlıyor. Renkler de bir güzel suya karışıyor. Şimdi de şekerleri çıkarıp suyu donduralım. Lizzie, tatlım, sana özel boyalar aldım. Çok güzeller. Üstelik tatları da güzel. Şu başladığım resmi bitireyim. Aman tanrım, ne güzel bir resim, öyle içim eridi. Teşekkürler Lizzie. Harika bir sanatçısın. Aman tanrım, bu çok güzelmiş. Gözümü alamıyorum. Bu şekerler de tam bağımlılık yaptı. Çok güzeller. Pembemsi geldi. En sevdiğim. Hey, bu şeker de neymiş? Leziz. Daha fazla istiyorum, versene. Bu şekerlere bayıldım. Ben kaçar. İşte gitti güzelim şekerlerim. Artık başka bir şey bulmalıyım. Peki, mutfaktan yeni bir şekerleme bulayım bari. Hazır bana bakmazken gidip diğer şekerleri alayım. Çok şükür. Yaşasın, yeni şeker. Teşekkürler anne. Şaka mı bu ya? Peki, beni burada bulamaz. Selim anne, şekerler için teşekkürler. Tek istediğim biraz şeker yemekti. Çok bir şey istedim. Sadece daha iyi saklanıp sessiz olmalıyım. Etraf sakin görünüyor. Bir saniye, sanırım aklıma bir fikir geliyor. Bir paket ıslak mendilim var. Evet, sanırım bu işe yarayacak. Önce tabii ki mendilleri çıkarmam lazım. Sonra da şu dikdörtgenin içinden plastiği çıkarmalıyım. Şimdi şekerlerimi içine doldurabilirim. Şuna bak, tüm paketi doldurdu bile. Sonra da kapağını kapatalım.
Şekerler bir güzel gizlendi. Atalım bakalım bir tane. Oo, şunlara bak. Sarı olan deziz görünüyor. Çok güzel. Bu şekerlere bayılıyorum. Bir dakika. Bu titreşimde ne? Ah, hayır. Suya bak. Buraya geliyor. İşte geliyor. Selim anne, hey. Şeker kokuyor. Yoksa şeker mi var anne? Ne, bende mi? Yok canım, ne şekeri? Sadece ıslak mendil var. Bakayım. Bence bunlar şeker değil. Al bakalım. Belki de şekerler buradadır. Gitti işte. Oh, sonunda huzur ve sessizlik. Ve tabii bolca leziz şeker. Yaşasın. Okul için hazırlanmanın zamanı geldi. Sırt çantama şöyle bineyim o zaman. İşte artık hazırım. Baba! Babacığım! Okula gitmeye hazırım. Tamam, işte geldim. Hadi seni okula götürelim. Hazır mısın? Sıkı tutun. Oo, çok eğlenceli. Sırt çantasına binmeyi çok seviyorum. Ne güzel bir gün değil mi? Bir dakika, biz buraya nasıl geldik? Yanlış yerden döndüm herhalde. Senin saçların ne güzel. Tatlım, bak sana ne aldım. İşte yepyeni gazlı kalemlerin. Yaşasın. Sağ ol anneciğim. Gazlı kalemlere bayılıyorum. İki tane yeşil. Önce bunlarla başlayacağım. Resim yapmakta çok iyiyim. Bunun için bana ödül vermeleri lazım. Şimdi bütün renkleri aynı anda kullanacağım. Gökkuşağına benzedi. Gökkuşağına bayılıyorum. Yaşasın, bu da mavi. Kırmızıyla ismimi yazabilirim. Öf, niye bir sürü kapak var? Bunları istemiyorum. Kapakların hepsini çıkaracağım. Hey, bu kalem niye yazmıyor? Anne! 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 Bak, kalemlerim bozuldu. Düzelt bunları. Ne? Ama bunlar daha yepyeni. Daha yeni aldım. Bir bakayım. Bu kalemlere ne olmuş böyle? Tamam, gel benimle. Ne yapabileceğimize bir bakalım. Bak, gördün mü? Bütün kalemler bozulmuş. Ah, anladım. Hepsinin kapağını çıkarmışsın. Kapakları olmadığından hepsinin içi kurumuş. Gördün mü Eva? Kullanmadığında kapaklarını kapaman lazım. Aa, peki. Kapaklarını kapalı tutuyoruz. Bir bakalım diğer kapaklar nerede? Eva, onları nereye koydun? İşte biri burada, diğeri de burada. Her yere dağılmışlar. Tek bir çocuk etrafı nasıl bu kadar dağıtabilir? Neyse ki çok şirin bir şey. Keşke bu kadar dağınık olmamasını sağlayacak bir yöntem olsa. Aa, bir dakika. Bant. Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Hadi bakalım. Banttan bir parça koparıyorum. Bu kadarı yeterli. Sonra kalemlere ihtiyacım var tabii. Kalemleri böyle bantın üstünde sıraya diziyorum. İşte aynen böyle. Sonra bantın geri kalanını kapakların üstüne katlıyorum. Bu çok işe yarayacak eminim. Pekala tatlım, şuna bir bak. Artık kapaklarını hiç kaybetmeyeceksin. Hepsi buradalar, tamam mı? Al bakalım. Yaşasana, bak kalemler yine yazmaya başladı. Mor bir çiçek yaptım ve yeşil bir kalp. Ah, sen harika bir ressamsın kızım. Ren. Ren. Bir bakalım, yeterince oyuncağı çantama koydum mu acaba? Ah, şapkasını unutmamalıyım. Benim kitabım o da tabii. Ve elleri kirlenirse diye ıslak mendil de koyayım. Uf, çanta dolmuş bile. Hadi ama gir şuraya. Buraya sığabileceğini biliyorum. Harika, sırada ne var? Nel oynuyor acaba? Anne, o benimdi. Tamam, şimdi bu oyuncağı kutusundan çıkarayım. Artık içi boşaldığına göre ıslak mendilleri bunun içine sokabilirim. Ufacık bir kutu ama mendiller de katlanıp ufacık olabiliyor. İşte oldu. Bu kadarı bize yeter. Ve bu şekilde çok daha az yer kaplıyor. Hey anne, bak ben ne yapabiliyorum. Cips yüzümde duruyor. Evet, bu çok zekice. Aferin sana. Ama bir saniye dur bakayım. Islak mendilden bir tane alayım. Bu uzun zamandır yaptığım en akıllıca şey. Hadi bakalım, annen şimdi biraz yüzünü temizlemek istiyor. İşte tertemiz oldu. Tam dolmasını istediğim gibi. Ah, ne güzel bir akşamüstü. Ah, o da ne? Tatlım, ördeklere bak. Anne, üstüme döktün. Ah, neyse merak etme, ben şimdi hallederim. Gördün mü? Hala ıslak mendilimiz var. İşte oldu. Hepsini sildim, tişörtün yine tertemiz oldu. Şimdi o içecek yerine niye şu elmayı yemiyorsun? Ren, bebeğim, dikkat edeyim, ben geliyorum. Bum, dino kamyon seni hakladı. Tatlım, orada ne yapıyorsun? Tatlım, tatlım.
Annen sana bir şey soruyor. Aman tanrım. Elleri kir içinde kalmış. Neyse ki yanımda bu ıslak mendiller var. Hadi ellerini bir temizleyeyim. Yalnız biraz ovalaman gerekecek. İşte ellerin yine tertemiz oldu. Yaşasın. Sağ ol anne. Sen harika bir annesin. Bir bakalım. Bunlar nereye gidiyor? Oh, aman tanrım. Şu bıçaklara bak. Onların burada olmaması lazım. Ya küçük Medim ellerini sokarsa buraya? Bıçaklar yüzünden kendini yaralayabilir. Of, hayır, hayır, hayır. Bunlar kesinlikle burada duramaz. Bunları bulamayacağı bir yerde kilit altına almam lazım. Of, böylesi çok daha iyi. Artık güvende olacaktır. Şimdi de oyuncakların bir kısmını toplayayım. Bir saniye. Bu masanın kenarı çok sivri. Bu neredeyse bıçaklardan bile kötü. Bir yerini vurabilir. Of, olamaz. Yazık olur o dizlere. Kızımın acı çekmesini engellemek için bu masayı buradan kaldırmam lazım. Aman tanrım, olamaz. Mümkün değil. Evimde böyle bir ölüm makinesini barındıramam. İşte yastıkları güzelce kenarlara yerleştirdim. Artık hiç sivri değiller. Bunun sayesinde tamamen güvende olacak artık. Kapıyı kilitlemeyi unutmayayım. Bir dakika. Ya evdeki prizler? Olamaz. Ne yapıyor? Canı yanacak. Hayır, 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 hayır. Benim bebeğim olamaz. Hemen dur bakalım orada. Elektrik prizlerine asla bir şeyler sokmamalısın. Of, şu haline bak. Ağzın burnu kir içinde. Dur, seni bir temizleyeyim. Of, ben seninle ne yapacağım? Bir saniye. Bu ıslak mendillerin kapağı priz sorununun çözümü olabilir. Evet, hepsi bunun altına sığabilir. Yalnız bir iki değişiklik yapmam lazım. İşte oldu. Kapağı doğruca çıkabilir ve prizlerin üstüne yapıştırabilirim. İşte oldu. Şimdi bu parmaklarını prizden uzak tutmasını sağlayacak. Pekala, anne evde değilken usludur, tamam mı? Bir saniye. Ya ütü? Evden hiç çıkamayacağım galiba. Yaşasın. En sevdiğim popit oyuncağım. Kelebekleri çok seviyorum. Aman tanrım, küçük bir meleği andırıyor. Ah, selam. Seni uzun zamandır görmemiştim. Nasılsın? Hadi seninle bir yürüyüşe çıkalım. Evet, güzel yürüyorsun. Sadece dünyanın çevresini yürüyerek gezebilir miyiz? Bak bebeğim, bir havuz. Ben yüzmeye bayılırım. Vay canına, susadın mı yoksa? Bir şeyler içmelisin. İşte nasıl geldi, iyi mi? Ah, olamaz. Nereye gitti şimdi bu? Ah, şu taraftaymış. Onu en son gördüğümden beri bu kadar büyüdüğüne inanamıyorum. Bebek, bu artık o kadar eğlenceli değil. Ah, şuna bak. Orada bir top var. Üstelik güzel de topmuş. Bayıldım. Ah, rengi kırmızı ve mavi. Hey, gel buraya bakayım. Top, yuvarlanıp durmayı kes. Seninle oynamak istiyorum. Vay canına. Bak, bu ağaç ne kadar yüksekmiş. Boyu ta oralara kadar uzanıyor. Bu gördüğüm en iyi ağaç. Ağaç, ağaç. Bahsederim, seni sallayabilirim. Şaka şaka. Bu kitaba hayran oldum. Ha? Bir dakika. Şimdi nereye gitti? Kızım nerede? Olamaz, olamaz. Kayboldu. Hiçbir yerde göremiyorum. Oyuncak bebeği burada. Aha, ama onu her yere götürürdü. Neredesin kızım? Neredesin? Ha, merhaba. Burada küçük bir kız gördünüz mü? Ha, buna benziyor. Çok şirindir. Aa, üzgünüz. Onu hiç buralarda görmedik. Nereye gitti ki bu? Aha, telefonu çalıyor. Alo? Evet, evet. Aman tanrım, çok teşekkür ederim. Of, nerede benim kızım? Ah, meleğim, biricik aşkım, anne seni her yerde aradı. Merhaba anne. Onu geri getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bana nasıl ulaştınız? Bileziğinde yazıyordu. Sadece o numarayı aradım. Ah, aman tanrım, bileziği unutmuşum. Biraz misina ile birkaç boncuk aldım. Kartlar daha güzel görünmesini sağlıyor. Sonra telefon numarasını ekledim. Son olarak da ismini ve birkaç kalp daha ekledim. Annemi bana getirdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi günler. Annie, kahramanımıza el salla hadi. Al bakalım, sana güzel ve sağlıklı bir atıştırmalık hazırladım. Hayır, bunu istemiyorum. Berbat, ben hamburger istiyorum. Ama hamburger yiyemezsin. Bunu yemek zorundasın. Al hadi bunu bir dene. Hoşlanacağından eminim. Hayır dedim, ben hamburger istiyorum. Bunu göreceğiz. Bak, işte elman geliyor. İşte geldi. Ağzını kocaman aç ve bir ısırık al. Hadi. Hadi ama tatlım, sen elmaya bayılırsın. En sevdiğin şeydir. Peki bu çikolataya ne dersin? İşte geliyor. Ay canına, çikolataya bayılırım. Yaşasana, ver hadi ısırayım. Giderek yaklaşıyor. Olmaz, elma olmaz demiştim. Of, peki şunu deneyelim. Annie, bak bende ne var. Aynen öyle. Ayı kardeş seni ziyarete gelmiş. Al bakalım, ona kocaman bir sarıl bakalım.
Çok iyi, ilgisi tamamen dağıldı. Şimdi bunları arada yedireyim. Ne? Olmaz. Elma istemiyorum. Elma olmaz. Of, sabrımı gerçekten zorluyor. Bu konuda yapabileceğim bir şeyler olmalı. Hamburger istediğini söylemişti. Buldum. Bu sefer beni asla atlatamayacak. O zaman meyve burgeri yapmaya başlayalım. Elma ekmeği olacak. Kivi de salatası. Et yerine bir dilim şeftali ve ilave olarak da çilek ve muz. Hatta elma ile patates kızartma bile yapabilirim. Tatlım, sana bir hamburger yaptım. Aynen istediğin gibi. Vay canına, bütün bu hamburger benim için demek. Yanında patates kızartması da var. Patates kızartması hayatta en sevdiğim yiyecek. Yaşasın, hamburger zamanı çok lezzetli. Bu harika olmuş. İşte benim akıllı kızım. Bu resim çok güzel oldu. Harika hayatım. Bak anneciğim, şurada çiçekler var. Ve güneş ve gökyüzü. Çok yeteneklisin benim biricik Picasso'm. Bu kadar yetenekli bir kızım olduğu için çok şanslıyım. Aa, ne oldu? O da tamamen batmış. Lezzetli, resim yapmayı seviyorum. Tatlım, bunun hakkında konuşmuştuk. Boyayı annene ver. Konuşmamız lazım. Bunu yemen dişlerin ve karnın için hiç iyi değil. Şu haline bak. Ben bir resimim. Bir tatile ihtiyacım var ya da başka bir şey deneyebilirim. Bir kase damla çikolata al. Onları erit. Bir şırıngayı erimiş çikolatayla doldur. Birazcık daha, bu kadarı yeter. Sonra çikolatayı pipetlere doldur. Bu işlem bitince de pipetleri dolaba koy. Çikolata donduğunda pipetleri çıkar. Şimdi sıra yaratıcı kısımda. Kalemtıraş kullanarak bir ucunu sivrilt. Kalemtıraş temiz olmalı. Sonra da boya kağıdını çikolatanın üzerine geçir. Güvenli ve yenilebilir boya kalemleri. Aynı şeyi farklı renklerle de yap. Selam tatlım. Annen sana yeni boyalar aldı. Vay, kokuları çikolata gibi. Zaten çikolataymış. Böylesi çok daha iyi oldu. Temizlik yapmam gerek ama yeniden. Güzel, bir bardak süt zamanı gelmiş. Süt ineklerden gelir anne. Biliyorum canım. Bak anneciğim, bitirdim. Onun adı Sarı Kız. Sarı değil ama olsun, o benim en iyi arkadaşım. Harika olmuş. Bir yere asmamız lazım. Sütünü bitirmeyi unutma. Süt mü? İçmem ben onu. Ah, her seferinde böyle oluyor. Bu kalemler bana bir fikir verdi. Bu işe yarayabilir. Bu plastik eldiveni alıp parmaklarına birkaç delik açayım. Sonra siyah kalemle üzerine desenler çizeyim. Eğlenceliymiş. Tamamdır, bir ineğe benziyor. Şimdi sütü eldivenin içine döküyorum. Sonuna kadar doldurayım. Bu yeter. Al bakalım. Benim için mi? İnek sayıyorum. Süt çıkıyor anneciğim. Bardağı dolduruyorum. Bu iş beni susattı. Çok güzel. Ah, işe yaradığına inanamıyorum. Tokanı düzelteyim hayatım. Böyle çok güzel oldu. Yazı düzgün, ellerime sağlık. Mutlu yıllar. Sana hediye aldık. Çok heyecanlıyım, yaşasın. Bende de abur cuburlar var. Bakın, afiyet olsun kızlar. Teşekkürler babacığım. Peki. Hadi ama kızlar. Etrafı batırmamaya çalışın. Beni çağırdığın için teşekkür ederim. Bu çikolata çok güzel. Bu çok kötü olacak. Yapabileceğim bir şey olmalı. Bazen ben de eğlenmek isterim. Kimse babanın ne hissettiğini düşünmez. Bu hiç hoşuma gitmedi. Eğlenceli bir oyun oynamak ister misiniz? Evet. Tamam, sanırım hazırız. Benimki girdi. Bu çok eğlenceli. Evet, ben de attım. İşte yine harika bir plan oldu. Bazen kendimi şaşırtıyorum. Kendimi berbat hissediyorum. Hasta olmaktan nefret ediyorum. Neyse ki bu jelibon ayıcıklarım var. Minik bebeğim nasılmış? Bu hiç iyi değil. Tamam tatlım, biraz ilaca ihtiyacın var. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Aç kocaman. Hayır, istemiyorum. İğrenç bir şey o.
Peki, bu tabletleri deneriz. Bunu yutması daha kolay olur. Al bakalım. Hayır, almayacağım. Neyse, hiç değilse denedim. Bir dakika. Jelibon ayıcıklara bayılıyorum. Sanırım ilacını nasıl vereceğimi biliyorum. Bir jelibon ayıcağı küçük bir kesik atıyorum. Sonra hapı içine sokuyorum. Hapı iyice ittirmem lazım ki görünmesin. Şimdi ayıcığı yeniden kaseye koyayım. Sana biraz da mucubur getirdim. Teşekkürler anne. Bunlar ilaçtan daha iyi. Çok güzel. Hepsini ye hayatım. Günaydın anne. Günaydın tatlım. Ah, çok uykum var. Oh, çikolata. En sevdiklerim. Hayır, kahvaltıda çikolata yiyemezsin. Geri ver onları. Ama onlar benim. Bu bir oyun değil. Bırak şunları. Sana sağlıklı güzel bir kahvaltı hazırladım. Bak meyve. Onlar iğrenç. Dene bakalım. Hayır. İyi. Oo, çikolata. Bu çikolata değil. Beni kandırdın. Of, bu kadar yeter. Dur bakalım. Bu oyuncak küpü kullanabilirim. Evet, işe yarayacaktır. Meyveleri küçük tabaklara koyayım. Çikolataları da diğerlerine. Bir oyun oynamak ister misin? Hangi renk gelirse o renk tabaktakileri yiyeceksin. Bana havuç geldi. Dene bakalım. Bu eğlenceliymiş. Hadi bakalım. Mor. Kıtır kıtır. Bu geldi. Muzu seviyorum. Aa, çikolatalar. Bunun gelmesini istiyordum. Bu oyunu her gün oynayabilir miyiz anne? Dondurmaya bayılırım. Ah, biraz döktüm. O çok lezzetli. Ya, hepsi bitti. Çok üzgünüm. Bu hiç adil değil. Kapatmam lazım. Sorunun ne? Bu dağınıklık da nedir? Benim dondurmam hepsi bitti. Hepsi bu mu? Sorun yok canım. Anneciğin halledecek. Buralarda bir şeyler olmalı. Bu yeterli olacaktır. Umarım işe yarar. Muz ister misin? Seversin. Bu da ne? Bu dondurma değil ki. Biraz kurabiye ne dersin? Dondurma. Peki ya hardal? İçecek bir şey ister misin? Ben dondurma istiyorum. Tahmin etmem gerekirdi. Bu hiç bitmeyecek. Dur bakalım. Kendi dondurmamı yapabilirim. Yoğurdu bir bardağa dolduruyorum. Sonra da bir dondurma çubuğu sokuyorum. Çubuğu bardağa yapıştırayım ki içine düşmesin. Sonra da bardağı buzluğa koyuyorum. Donduktan sonra servise hazır olacak. Anneciğin sana özel bir dondurma yaptı. Umarım beğenirsin. Ancak önce bir tarafı batırmayacağımızdan emin olalım. Bu cupcake kağıdı işe yarar. Parçanına teşekkürler anneciğim. Güzelmiş. Bu raporu bitirmem lazım. Ha, bir türlü bitmiyor. Ah, selam Kevin. Selam Cheryl. Bak ne buldum. Kurabiye çekmecesini talan ediyordu. Merhaba anne. Kurabiyeleri ekleme yapayım. Görüşürüz. Oh, bu nedir anne? Eğlenceli görünüyor. Kendimi büyümüş hissediyorum. Hemen bir arama yapmam lazım. Sen burada kal. Tamamdır anne. Alo. Evet, o hesapların derhal bana gönderilmesi gerekiyor. Çok ciddiyim. Bu verilerin rapor edilmesi lazım. Bizde yok da ne demek? Bunları alta attım. Hayır, kızımla konuşuyordum. Aa, bilgisayar oynamak istiyordum. Hadi annene güzel bir resim yap. Hayır, yine kızımla konuşuyordum. Resim yapmak sıkıcı. Bu çok daha eğlenceli. Anneme işinde yardımcı olacağım. Bir saate onu masamda istiyorum. Esi, ne yapıyorsun? Bilgisayardan uzak dur. Sana ne dedim ben? Bu oyuncak değil. Hiç güzel bir şeyler yapmama izin vermiyorsun. Otur oraya ve uslu uslu dur, tamam mı? Bana ne? Ben çocuğum, nereye istersem giderim. Kevin sana satış fiyatlarını gönderdi mi? Hemen bakıyorum. Cheryl, Esi bilgisayarımı yürüttü ve geri vermiyor. Of, ne zor bir gün.
Arayacağım seni. Esti, Kevin'e bilgisayarını geri ver. Peki ama o başlattı. Al bakalım. Ve Kevin, kimse ispiyoncuları sevmez. Ne yani? Beni azarladın mı şimdi? Sonra görüşürüz. Sana gelince küçük hanım. Üzgünüm anne. Usta olacağım, söz veriyorum. Sana sürekli kızmak istemiyorum ama Kevin'in bilgisayarını elleme. Bir dakika, bir fikrim var. Bu karton parçasına ihtiyacım var. Bu da doğru ölçülerde gözüküyor. Kartonu gümüş renkli kağıtla kaplıyoruz. Kartonun ortasını kıvırıyoruz ve çevirip yatay şekilde koyuyoruz. En sevdiğimiz YouTube kanalının bir çıktısını alıyoruz. Kartonun üstüne bunu koyup altıda bir klavye ekliyoruz. Baloncuklu naylonu klavyenin üstüne koyuyoruz. Artık Esin'in de bir bilgisayarı oldu. Basmadan duramıyorum. Sen bunu al onun yerine. Vay, teşekkürler anne. Umarım artık işimi yapabilirim. Bu harika. Kevin'e e-mail atacağım. Ay ne şirin. Harika bir ekip olduk. O zaman bunun için fazla ödeme alır mıyım? Kevin, konuştuğun için sana para vermem. Kakaom nerede benim? Aa, tamam. Al bakalım. Aynen istediğin gibi. Ah, buna ihtiyacım vardı. Zorlu bir gün oldu. Vay canına kızım, çok esaslı bir patron. Kevin, şekerleme dosyasını istiyorum. İşte gidip öğle yemeğini de getireyim. Öğleden sonrası çayı kadar güzel bir şey olabilir mi? Gevşeyip rahatlamak için birebir. Bu kek çok leziz. Oh, bu da ferahlatıcı. Vay canına anne, burası harikaymış. Bu çiçek gerçek mi? Ah, garson nerede? İyi günler hanımefendi. Ne alırsınız? Ben salata alacağım. Kızıma da patates. Ama çabuk olsun. Harika bir seçim efendim. Gidip siparişinizi getireyim. Peçeteni unutma tatlım. Sofra adabı çok önemlidir. Çok acıktım. Siparişlerimizi bekleyemeyeceğim. Sabırlı ol tatlım. Hadi ortamın tadını çıkaralım. Olmayı tercih edeceğim. Başka bir yer yok tatlım. Bu keki her gün yiyebilirim. Ah, yemeğimiz geliyor nihayet. Şef öyle bir tabak hazırladı ki lezzetine bayılacaksınız. İşte başyapıtınız. Umarım hoşunuza gider. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şimdi çekilebilirsin. Güzel görünüyor. Ama patateslerim topak topak. Tatlım, sana sormak istediğim bir şey var. Bu patates mi? Aa, öyle gözüküyor. Nereden geldi ki bu? O da ne? Ah, neler oluyor? Dışarı çıkmak iyi geldi. Ha? Ha? Pardon, üzgünüm anne. Garsona nişanlanmıştım. Hiç böyle küçük düşürülmemiştim. Harika saçlarıma bak. Aa, öğleden sonram tamamen mahvoldu. Ben burayı terk ediyorum. Lüks bir restorana hiç uymuyor. Of, bu benim hatam mıydı? Esi, seni hiçbir yere götüremiyorum. Bu çok utanç verici. Hanımefendi, izninizle size günün özel yemeğini sunmak istiyorum. Seveceğinizi sanıyorum. Bir bakayım şuna. Tam ihtiyacım olan şey. Bu yemek yemeyi çok kolaylaştırabilir. Vay canına şuna bak. Ağzın açısı. Vay canına, lezzetliymiş. Bayıldım. Topak topak patateslerden çok daha iyi. Daha fazla istiyorum. Oh, sanırım artık huzurlu bir yemek yiyebiliriz. Canım bak, neden bundan istemiyoruz? Garson. Evet efendim. Biz de o biberon gibi şeyden istiyoruz. Hemen geliyor. Buyurun. Vay canına şuna bak. Uçak geliyor. Aç ağzını. Pasta kokusu mu alıyorum? Vay canına. Biliyordum. Harika görünüyor. Dokunma. Olmaz. Doğum gününe kadar pasta yiyemezsin. Beklemen gerekiyor. Ama anne. Tartışma yok. Bunu dolaba koyacağım. Orada sağ salim dursun. Ah, çok uykum geldi. Ben uyumaya gidiyorum. Ah, ne güzel uyudum ama. Biraz pasta zamanıdır. Şu çikolataya bir bak. Aa, ne olmuş buna? Bu bir felaket. Pasta yemek için canını atıyordum. Şu an tek bir dilim bile yiyemiyorum. Ne olmuş buna? Aa, buzdolabının fişi çıkmış. Pastamın erimesi normal o zaman. En kötü doğum günüm bu. Bugün özel bir gün. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Umarım. Amanım. Pastana ne olmuş? Anlayamıyorum. Ah, çok üzgünüm tatlım. Doğum günüm mahvoldu. Endişelenme, anneciğim bir şeyler düşünecek. Bir dakika, buldum. Bu bütün sorunlarımızı çözecek. Güven bana. Bu nedir anne? Şunu izle, bize bu ufak flamingo lazım. Onu bu plastik yumurtanın içine koyuyoruz. Sonra diğer yarısını kapatıyoruz. Daha sonra bu kalıbın içine koyuyoruz ve kilitliyoruz. Artık makinenin içine girmeye hazır. Neler oluyor?
Çikolatayı unutmak olmaz. Çikolatayı fırın makinesiyle hızlıca eritiyoruz. Bu kadar yeter. Şimdi bunu şırınganın içine koyuyoruz. Cheryl, bu kısmı sen yapabilirsin. Aa, büyük sorumluluk. Çikolatayı kalıbın içine sık. Hadi. Böyle mi? Harika beceriyorsun. Vay canına, içi çikolata doluyor. İşte oldu anne. Şimdi bunu döndürelim. Bu sayede çikolata güzelce yayılsın. Seyrederken başım döndü. Sanırım artık çıkarabiliriz. Şimdi bunu dondurucuya koymalıyız. Çikolatanın donması lazım. Biraz bekleyeceğiz. Merak etme, uzun sürmeyecek. Çok heyecan verici. Sanırım yeterince bekledi. Hadi bakalım. Hadi kalıptan çıkaralım. Vay canına anne. Bak, çikolatadan yumurta. Wow, bu müthiş. Diğerlerini yanına koyuyorum. Doğum günü kutlu olsun tatlım. Teşekkürler anne. Doğum günüm hiç de mahvolmamış. Hadi yumurtaları bir tadalım. Bunu demeni bekliyordum. İşte geliyor. Vay canına, çok ilginç. Anlayacağın fırça senin bir uzantındır. Senin ve yaratıcılığını dışa vurur. Evet, başlıyorum. Burası harika bir nokta gibi. Ah evet, muhteşem. Boyanın tuvalin üstündeki dansını görüyor musun? Enerji fışkırıyor. İşte bitti. Sıkı dur. Biraz aceleye geldi. Pek iyi olmadı. Şaka mı yapıyorsun? Müthiş olmuş. Tamam, ben de bir deneyeceğim. Yeşil renkle başlıyorum. Ne yapıyorsun? Sanat yapıyorum. Lezzetli görünüyor. Bir yalayayım şunu. Hayır, asla boya yememelisin. Bunu ben acı bir şekilde öğrendim. Hadi tasarıma devam et. Tereddüt ve şüphe seni engellemesin. Ne? Dikkatim dağıldı. Bir şey deneyeceğim. Güzel görünüyor. Sen ciddi misin? Boya yememelisin. Ah, bir fikrim var. Bir dakika. Önce o parmağı temizlememiz lazım. Hareket etme. Sen ona tükürdün mü? Ha, bu iğrenç bir şey. Fikrimi hayata geçirme zamanıdır. Buz kalıbına su döküyoruz. Sonra içine gıda boyası katıyoruz. Birkaç damla yeter. Sonra karıştırıyoruz. Çok güzel oldu. Diğer bölümleri başka renklerle dolduruyoruz. Her kalıba dondurma çubuklarını batırıyoruz. Süper. Sonra kalıbı dondurucuya koyuyoruz. Uzun süre kalmasına gerek yok. Bir bakalım. Şaheser olmuş. Al bakalım. Ney, buz mu? Ah, aklım karıştı ama sorun yok. Bunları yiyebilirsin. Güven bana, çok lezzetliler. Ya da istersen onlarla resim de yapabilirsin. Her şeyle sanat yapılır. Bunlar muhteşem. Sanatçı olmak istediğimi biliyordum. Hem resim yapıp hem yiyebiliyorum. Vay canına, bu çok harika. Çok lezzetli. Sen bir dahisin. Biliyorum. Hadi şimdi resme devam. Ah, ne güzel bir gün. Hadi gidelim tatlım. Tamamdır anne. Önce bir şey içeyim. Çok zor. Cheryl, bir sorun mu var? Şişeyi açamıyorum. Hiç hareket etmiyor. Ver şunu bakayım. Deneyebilirsin ama olmuyor işte. Öyle mi diyorsun? Teşekkürler. Kahramanımsın anne. Hayır, yapmadı öyle bir şey değil mi? Yaptı mı? Aa, bu can sıkıcı olmuş. Bunu konuşalım. Çok dedikodu. Yani konuşacak çok şey var. Anne, su içmek istiyorum. Bir saniye, annen konuşuyor tatlım. Teşekkürler anne. Bu çiçekler çok harika. Sence de öyle değil mi Cheryl? Susadım, su içmem lazım. Aa, yine mi? Hiç bitmiyor bu iş. Annelerin işi hiç bitmez zaten. Sen annelerin en iyisisin. Anne, şişeyi aç. Anne, lütfen anne, hadi. Of, artık sinir bozucu olmaya başladı. Bir dakika bekle. Annenin bir arama yapması lazım. Yani şu an mı? Süper, tam ihtiyacım olan şey. Vay canına, ne çabuk. Cheryl, bak bende ne var. Bu senin su sebilin. Bununla istediğin zaman su içebilirsin. Sadece tuşa bas ve bardağı doldur. Artık hiç susamayacaksın. Hadi bir dene bakayım. Oo, vay canına. Kendimi dev gibi hissettim. Su ne güzelmiş. Bir denemek istiyorum. Anne bak, yapıyorum. Bu harika. Artık şişeyi kullanmama gerek yok.
Bütün gün bunu yapabilirim. Aferin kızıma. Belki şimdi biraz rahat edebilirim. Öyle çok daha iyi. Teşekkürler anne. Ah, ne gündü ama. Şimdi görüşmemi tamamlayabilirim. Tamam, hay şimdi hepsini anlat. Herkes bunu gördü mü? Hay canına. Ne kadar uzun bir uçuştu. Ama değecek. Bu tatil çok keyifli olacak. Oh, bavulu boşaltayım. Acele edebilir misin? Çok sıkıştım. Ah, pardon. Çık bakalım canım. Ha, selam anne. Ha, rahatladım. Hmm, marshmallow'a bayılırım. Ah, şeker. Harika bir piknik oluyor. Ah, sinek mi o? Kışt, gitsene ya. Şşt, odaklanmaya çalışıyorum. Vay, çok ilginçmiş. Aa, bana saldırıyorlar. İmdat, kurtar beni. Anne, bir şey yapman lazım. Bak. Aa, sorun yok, sakin ol. Bununla çözeriz. Evden asla bunsuz çıkmam. Hadi sinek yakalayalım. Aa, peki o zaman anne. Aa, nasıl gidiyor? Aha, bak bakalım nasılmış. Aa, planladığım gibi gitmedi. Yardım edeyim. Aa, bu sopayı kullanabilirim. Yanlış çocuğa bulaştınız sinekler. Aa, şimdi yaktım çenizi. Bunlar benim marshmallow'larım. Aa, sana. Ah, çok yakındı ya. Ah, işte burada. Aa, bayağı hızlıymış. Korkma, hepsini yakalayacağım. Hey, bu eğlenceliymiş. Ha? Neler oluyor? Tina, dur. Dur biraz. Ah, bir fikrim var. Aa, alışverişe çıkıyorum. Sopayı da bırak. O zaman elinimem ki. Kaçış yok sinekler. Benimsiniz. Ay, konuşarak çözemez miydik? Oo, gayet başarılı bir alışverişti. Geriye bunu kurmak kaldı. Aa, ha? Selam anne. Aa, bu da ne? Yok artık. Aa, anne, bu harikaymış. İçeri gelsene Tina. Şimdi kapatmama yardım et. Tabii ki anne. Fermuarını kapatmamız lazım. Sinekler artık giremeyecek. İşe yarıyor. Nanik. Ah, çok huzurluyum. Ha, selam canım. Çok güzel eğleniyor. Anne, şu baloncuklara bak. Ha, çok fazla var. Bunları yemek istemiyorum. Tina, dergimi okumaya çalışıyorum. Ya neşelensene anne. Ben çok eğleniyorum. Ay, olamaz. Bu hiç iyi değil. Anne. Anne. Ay, sana bir şey söylemeliyim. Kakam geldi. Bir ağaç seç, git yap. Belki de artık dergimi okuyabilirim. Aa, burası iyi duruyor ama umarım kimse beni görmez. Evet, hadi bakalım. Aa, burası olmayacak. Başka bir yer bulmalıyım. Ah, kimse yok gibi burada. Tekrar deneyeyim. Bu ısırgan örtü mü? Aa, babam! Anne, yapamadım işte. İnsanlar vardı, sonra da otlar. Ha, ne? Ah, sorun değil canım. Bir düşünelim. Dur bakalım. Bu sandalyeyi kullanabiliriz. Denemeye değer. Bir maket bıçağı da gerekecek. Önce kumaşın üstünden bir kare keselim. Aynen şöyle. Sırada ne var? Aa, şey ya, malum şeylerin toplanacağı bir şey lazım. Buldum, bu poşet olur. Deliğe sokalım. Şimdi de yerine sabitleyelim. Korkma, bantımız var. İşte bu kadar. Ah, sonunda. Anne, hem biraz mahremiyet. Tamam ya. Biraz uzun sürebilir. Ah, iyi geldi. Ah, neyse ki açık havadayız. Sen ne yedin böyle? Ah, çok rahatladım. Tuvalet kağıdın var mı? Aha, bakalım. Düzgünce silmeyi unutma. Tamam anne. Yalnız tek yapraktan daha fazla gerekecek. Öyledir. Anne, bitti.
Ay, çok sevindim. Bana da temizlemek kaldı tabii. Harika. Ay, kusmak üzereyim. Gel bakalım minik ördek, banyo zamanı. Nasıl yani? Kilitli. Oh, sanırım sıranın bize gelmesini beklemeliyiz. Of, ne kadar sürecek bu. Oh, şey, neredeyse bitti. Ah, tertemiz oldum. Şimdi güne başlamaya hazırım. Şükür, nihayet. Oh, pekala, şimdi sıra bende. Minik ördek, havlum sana emanet. Oh, işte tam. Aa, olamaz. Aa, sabuna. Uf, ayağım. Yo. Yo. Ucuz atlattım. Fena yaralanabilirdim. Aptal sabun, beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Bu konuda bir şeyler yapmalıyım. Pekala, bir sünger ve maket bıçağı alıyorum. Süngerin yanını keserek işe başlıyorum. Tamam, şimdi sıra sabunda. Güzel, aynen böyle. Şimdi sünger tamamen sabunlandı ama kargan değil. Cheeseburger yapma zamanı. Oo, taze malzemeler gibisi yok. Şimdi bir dilim domates. Güzel, şimdi de peynir. Selam, bana aldırma. Sadece biraz temizlik yapıyorum. Ah, tamam peki. Biraz daha domates dilimleyeyim. Temizlik de zor iş. Tüm bu bulaşıklarla uğraşmak gerek. Ah, olamaz. Musluk berbat görünüyor. Ah, bu konuda bir şeyler yapmalıyım. Ah, ovalamak işe yaramıyor. Ama ovalamak her zaman işe yarar. Of! Ha, musluğun halini gördün mü? Ha, ovalamayı denedin mi? Tabii ki ama işe yaramıyor. Ne diyeyim, bilemedim o zaman. Cheeseburger'ime ketçap koyayım. Hadi sana. Ketçap, çık dışarı. Olamaz. Ketçap fışkırdı, dikkat et. Yo, musluk her yer ketçap oldu. Şaka mı bu? Orayı daha yeni temizlemiştim. Pardon. Öf, işimi daha zorlaştırıyorsun. Ah, musluk pırıl pırıl olmuş. Vay canına. Bunu ketçap mı yaptı? Sanırım öyle. Bütün kiri temizliyor. Bak, çok daha iyi görünüyor. Ve nihayet temizlik bitti. Cheeseburgerlere yetiştin. Geç kalıyorum. Saçlarımı bitirsem iyi olacak. Tamam, anahtarlarım nerede ya? İşte buradalarmış. Cüzdanımla telefonumu da unutmayayım. Tamam, hepsi bu işte sanırım. Gideyim artık. Uykumu alamadım. Belki şu limonlu su uyanmama yardım eder. Yok. Ama en azından ferahlatıcı. Belki şu fırça işime yarar. Belki biraz daha kestirsem iyi olur. Bu fırça da işime yaramadı. Lokum, sen ne cici köpeksin. Sen de mi fırçalanmak istiyorsun? Güzel köpek, cici köpek. Pekala, hadi yürüyüşe çıkalım. Fırçam, fırçayı unutmuşum. Bu da ne ya? Bunca saçla nereden gelmiş? Hey, limonlu su, işte çözüm bu. Suyunu da iyice bardağa sıkayım. Şimdi batırayım. Biraz beklesin. Mükemmel, saçlar gitti. Tamam, daha gecikmemeliyim. Bu harika bir sayı. Bu şarkıya bayılırım. Biri arıyor. Kulüpte harika zaman geçiriyorum. Kaç arıyorsun? Ne? Gerçekten mi? Hemen geliyorum. Birazdan orada olurum. Ama çıkmadan önce yapacak çok işim var. Neyse, şunlarla başlasam iyi olur. Saç düzleştiriciyi ısıtayım. Ha? O ısınırken makyajımı da halledeyim. Neyse ki gözler ya dudakları aynı anda boyayabiliyorum.
Şu fırça nerede? Ay, çok sıcakmış. Uf. Bu işi kesinlikle farklı şekilde yapmalıyım. Bir fırın tutacağı ve silikon tabancası alıp tutacağın kenarlarını sıcak silikon sürmek gerek. Sonra da şöyle ortaya katlıyoruz. Sağlam olunca öbür tarafını da silikonluyoruz. İlk yaptığımız gibi de çizgi çekmek gerekli. Ve baştaki gibi içe katlamak. Mükemmel. Ah, saçlarım harika görünüyor. Şimdi de güvenli olması için bu cebin içine sokuyorum. Ah, nihayet gitmeye hazırım. Amanın, burada ne patlamış böyle? Tam süper annelik bir iş gibi görünüyor. Burayı çabucak pırıl pırıl yapacağım. Kirli bebek bezleri ha? Görüşürüz. Akıllı bir anneyle kimse başa çıkamaz. Ay, bunları ne kadar da severdin. Artık başka birinin onların keyfini sürme zamanı. Benim için biraz fazla tatlı kokuyor. Oo. Kalemim, ben sana ne yaptım? Şunu birazcık açayım. Şu havalı şeye bak, sanki küçük bir yay gibi. Anne şuna bak. Aa, çok havalıymış. Bir dakika, bir sürü kalemim var. Bu harika olacak. Şunlara bak. Gökkuşağının bütün renkleri burada. Ve daha da fazlası için hazırım. Of anne. Kalemin mi kalmadı canım? Dur bir dakika. Çözüm gözümüzün önündeymiş. Şu ışıkları kutuya koyuyorum. Güzel değil mi? Şimdi üstünü streç ile kapla. Kenarlarını sıkıca sar. Bak nasıl yaptım. Şimdi sıra gerçek sihirde. Bütün yüzeye şeker dök. Böyle görünene kadar devam et. Sonra odanın ışıklarını söndür. Parmaklarınla havalı desenler yap. Tatlım gelsene bir. Ha? Vay canına, bu gerçekten çok havalı. İstediğini çizebilirsin. O zaman en sevdiğim hayvanı çizmeyi deneyeceğim. Bunu beğeneceğini tahmin etmiştim. Heyecanlanıyor musun? Bunu haftalardır bekliyordun. Umarım köpek balıklarını da görürüz. Hadi bakalım. Umarım deniz gözlüğü getirmişsindir. Kapalı mı? Bunu nasıl bilemedim? Başka bir gün geliriz canım. Of, bazen böyle tatsızlıklar oluyor. Ama hayat böyle değil mi? Ne yapabiliriz ki? Şuna bir bakayım. Bunları buraya sokarsam çok ilginç bir şeye dönüşür. Vay canına! Bu kendi evimizin ahtapotu oldu. Buna bayıldım. Suyun dibinde yüzüyor bak. Hayal gücü önemlidir. Anneler de öyle. Oo, bu çok eğlenceli. Bunları patlatmaya doyamıyorum. Ah, ne tatlı. Şu minik ellere bak, ne hızlı. Kim makarna ister? O kadar patlatmadan sonra acıkmışsındır. Afiyet olsun. Çok meşgulsün demek. Belki de daha ilginç bir şeye ihtiyacın vardır. Bu daha işte açıcı görünüyor mu? Hayır, teşekkürler. Çok seçicisin. Çözüm bunca zamandır gözümün önündeymiş. Buldum. Önce kaynar su lazım. Şimdi biraz renk katalım. Oo, şimdi makarna geliyor.
İçine gir bakalım. İyice yumuşadıklarında maşayla çıkar. Şu eğlenceli renklere bak. Yemek hazır. Belki bunlar daha fazla senin tarzındır ha? Ha? Bunlar popit makarnası gibi. Aniden çok acıktım. Sen dünyanın en iyi annesisin. Bunu söylemene bayılıyorum. Ah, hepsi hazır. Saçımı tarar mısın? Öğle yemeği için neler hazırladın? Hamburger mi? Bu elmalar çürümüş neredeyse anne. Aptal plastik kap. Dur bir dakika. Bu lastikler saçı tutmaktan daha fazla işe yarar. Artık kararmış elmalara son. İzle de öğren. Önce doğramak gerekiyor. Bak işte böyle. Ama daha işim bitmedi. Lastiği üstüne geçiriyoruz. Evet, bunu ben yaptım. Betty tatlım, sana yepyeni elma dilimleri hazırladım. Hadi pikniğe gidelim. Harika bir yer bulduk. Biraz elma yiyebilirim anne. Taptaze bir tane geliyor. Şimdi bakalım nasıllar. Bunların tazeliği yeterli mi? Vay canına, şimdi mi kestin? Kimse elmayı senin gibi doğrayamaz anne. Ben de bir tane alayım. Pasta yapmaya bayılıyorum. Çok dinlendirici bir şey. Acaba... Küçük elleri tanıyorum. Çok kurnaz olduğunuzu düşünüyor demek. Bu kadar şeker yeter. Of ya! Bu onun iyiliği için. Ne oluyor burada? Neden beni sevmiyorsun? Alarm ne anlama geliyor biliyorsun. Vitamin zamanı. Şekerden çok daha iyi. Şimdi bunu al bakalım canım. Öf! Onları kendin iç. Buldum. Bu lollipopu ister misin? Ama önce bunları içmelisin. Bunun işe yarayacağından emindim. Ama daha iyi bir fikrim var. Bu ilginç olacak. Jelibonlar oldukça yumuşaktır. Ve içine istediğini sokabilirsin. Bir iki kesik atalım. Ve bitti. Bir tane daha yiyebilirsin. Hepsini bitir. Her zamankinden biraz daha kıtır kıtır. İşe yaradı. Dahi bir anne miyim neyim? Hey, küçük bir atıştırmalık ister misin? Ama henüz değil. Gözünü bundan ayırma. Hala nerede olduğunu biliyor musun? Bir tahminde bulun. Biraz yardım alabilir miyim lütfen?